Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Tefikini refik eylesin. Zihnimizi e, istikamet üzerine, arzusu üzerine inkişaf ve inbisat ettirsin. İstihracı esrara mazar etsin. Ha İrfan sen hoş geldin ya. Şimdi gel. Tek mi geldin? Okay. Aferin. Aslanlar tek dolaş. <laughs> Abi yeni nesilden şöyle dinlenin. Üç bir gelmişti. Yok yok yok. O dünden beri burada. Valla. <laughs> 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 tamam. Kolay değil bu işe girmek. Gafur. Evet. Vicdan abiler. 5 6 2022 Arnavutköy'deyiz. Vicdan kaç? 22. 22. Bu günleri gösteren Allah hamdolsun. Sırmak için yer okuyorum. En büyük ceza verilmemiş cezadır. Ceza ile bir sonraki hatayı işlemesini önleyecek pişmanlığı alırsınız çocuğun elinden. Yani ceza verirsen cezayı bilir, yapacağı hatayı da bilir, mukayese eder. O cezaya katlanır. Ama ceza vermemek vicdanına vurduğu için e, lakaytlık değil. Tavrı takınıyorsun o tavırla o anlar. Anlamaz zannetme. Sürekli susturulan vicdan zamanla konuşamaz hale gelir. Yani kim susturuyor? Kendisi susturuyor. Günahlarla susturu, susturuluyor. Nasıl susar? Sanal dünyalarla iştigal sanal vicdanları oluşturur. Mesela insan meşgul olduğu sahada vicdanı olur. Ticaret vicdanı olur. Esnaf, memur, amir, ondan sonra eminim polis olur, subay olur, hoca olur, doktor olur. O, o sahada vicdaniyatı olur. Hassasiyeti olur. Yani meşgul insan sanatıyla şekil alıyor ya hissi. Histe vicdanda ya. O, o galip vicdanı olur. Mesela orada bir tanesi bağırsa karnını tutsa Allah Allah bir kaldırsak doktorun farklı bir hissi olur. Benimsi farklı olur. Seyrettiği veya dinlediklerine karşı insan iletişim kuruyor, kendini içine katıyor ve oranın bireymiş gibi hissetmeye başlayınca hakikatçılık halit rüyesini kaybetmeye başlıyor. Mesela filmler bunu yapıyor. E, seyrettiğin, dinlediğin şeyin içine girmedikçe, o sendekileri uyanmadıkça dinleyemezsin zaten. Mesela müziği açtığın zaman hemen hayal dünyasını açar ona ait bir hadiseyi getirir veya uydurur. İçine girersin artık orada olursun. Mesela hiçbir şey yoktu müzik açarken. Açtıktan sonra bu, tuhaf tuhaf duygulara sahip oldun. Kapat bak, bak o duygular sende inkişaf etmiş. Yani insanoğlu kendisi istiyor ya. Yani. E, ufak bir sıkıntıdan kaçmak için çağrı arıyor müzik vesaire. Açınca başka bir şeyin kucağına düşüyor. Ustadın tabiriyle Sineğin ısırmasına kaçıp canavarların içine atıyor. Vicdan iyi kötüyü birbirinden ayırmaya, kişiden kişiye değişebilen ahlakın muaccel enfusi tezahürü olmakla beraber haricen değil kendi kendini sorgulama fırsatı verilmesi. Bir daha yavaş gideyim. İyi kötüyü birbirinden ayırmaya, kişiden kişiye değişen ahlakın muacel enfusu tezavru. Yani herkesin ahlaki değerleri farklı. Ahlakı de değerleri farklı olunca enfusi yapılanma yani enfusi mahkemesi ya vicdan neydi? Haşi meydanının küçük bir nümenesi. Soru cevaba şahit. Ne sorulacaksa sürpriz yok. Şu anda sana vicdan soruyor. Hepsi mevcut. Böyle deyince bile zihnimiz hemen gidiyor yaptıklarımıza. Hepsi gidiyor. Şu anda film tırt diye gitti bile bende. Enfusi tezahürü olmakla beraber haricen değil kendi kendini sorgulama fırsatı verilmesine mesela haşir Meydan'da harici sorgulama var. Seni başkaları sorgulayacak. Ya meleke. Ya Cenab-ı Hak ki haşir meydanında Cenab-ı Hak sorgulayacak harici sorgulama ama dünyada ise yaşarken içsel sorgulama, enfusi sorgulama. Bu fırsat verilmesi demektir abiler. Bu çok önemli de. Sorgulama fırsatı verilmiş. Ya mesela ilk defa rastlasan aşır meydana sorgulamayı. Şaşırırdık da böyle Allah Allah. Ne bu ya? Ama şimdi biliyor. Yani ne sorulacağı da belli. Vereceğimiz cevap da belli. Alacağımız ceza da belli. Alacağımız af sistemi de belli. Hepsi belli. Ustat diyor uyanık vicdanla sorsa görür. Hepsi belli. Bu fırsatı veriyor. Kendi kendisine şahit olması tutulması. Yani kendisi kendisine şahit olup şahit tutulması. Sen sana şahitsin denilecek. Onun macili. Çok tuhaf bir sistem yani. Çalışması nispetinde eylemlerini, düşüncelerini ve hislerini etkileme nispetinde tövbe, istiğfar, nedamette bulunma zeminiymiş. Ne kadar çalışıyorsa niye adam tövbe etmiyor? Ne kadar niye istiğfar etmiyor? Günah işliyor değil. Tövbe, istiğfar, nedamet, kusulu deruhte etmesi, af dillemesi vicdanın çalışma nispetinde oluyormuş bu. Yoksa namazda da Ne dediğini, onun on da zaten şey yok. Tadı da tuzu yok yani. Vicdan çalışıp çalışmadığını eylemle görür. Mesela günahtan sonra Kamil bir vicdan tövbeye sarılır. Nedamet eder, istiğfar eder. Af diler, ağlar. Abi, günahla yapma ile yapmamak eşitse geçmiş olsun. O vicdan bitti ya. Yani. Rahatsız olmuyor. Nereden söylüyorsun bunu? Bunu nereden çıkarttın biliyor musun? Emirda 193 203. Günah kebairi işleyip istiğfar etmemek imandan hissesi olmadığına delildir diyor. Öyle mi efendim? Hatırladın değil mi abi? Mesela adam günah işlemiş. Ee, alelen gafur şey yapıyor. Anlatıyor sana. İftihar ediyor. O ne demek biliyor musun o? Bir üst çıtaya da çıkıyor. Fasik-i mutecair bu. Fasik-i mutecair ne demek? Günahı alelen işleyip veya işleyip alelen ifade eden, utanmadan, sıkılmadan ifade edene fasık-ı mütecahir deniliyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam benim şefaatim mülbisine, mulevisine, rezil, kepaze yapanlara olacaktır. Ancak ehli bidaya olmayacak. Bir de fasık-ı mütecahir olmayacaktır. Ehli bida dinde olanı yok etmek, yoku var etmek, içeriye sokmak. Bir de günah günahı işleyip iftihar etmek ilan etmek, tövbe etmemek onlar onlar tövbeden nasipleri yoktu şey şefaatten. Burada neyi gösterilmeye çalışıldı? Çalışan vicdan şöyle gözükür. Fiilden de çalışıyor mu, çalışmıyor mu gözüküyor vicdan. Bak, düşüncelerini, hislerini etkileme nispetinde tövbe, istiğfar, nedamette bulunma zeminidir vicdan. Yani ya keşke lanet olsun nereden şunu yaptım ya. Allah nereden çıktı şu ya. Of, İşte sabah namazına bugün kalkamadım şu film için, şunun için, şu dizi için, şunun için. Bugün sabah namazına kalkamadım. O vicdan rahatsız ediyor. Hep merak etmişimdir. Acaba hayvanlardan yanlışlıklarından sonra vicdan azapları var mı? Hep merak etmişim. Köpeklerde, sığırlarda. Ama bilim insanı, herkes farklı konuşuyor bu konuda. Ama ben merak ettim yani. Acaba vicdan azapları var Şu anda mesela diyelim sabah namazına uyanmış bir vicdan sabah namazını kaçırmışsa, bütün dünya onun olsa onun vicdanı tatmin edemez. Mümkün değil. Bütün kainat onun olsa bitti o. Öyle kalkamamanın kendi methali varsa, ki olmaması mümkün değil. Niye? Ee, çok zor... Ee, çünkü erken yatacaksın kardeş böyle. Bu böyle. Sistem böyle çalışıyor. Ahmet Mehmet'e değil. Devam. Tenkidiyle, takdiriyle kendine has içsel dünyandır vicdan. Risale-i Nur'un dışında vicdanın genel vasfından ve vazifesinden ba vasfına vasfına bahsedilmiş. Yani şöyle. Ben bilerek söylüyorum. Bak gelire gelire söylüyor. Üniversitenin kütüphane şifresiyle çeşitli üniversitelerin, İngiltere'de dahil, Avrupa'nın, Amerika'nın bilerek söylüyorum. İspanya İngiltere'si, Türkiye'deki İngiliz Ben vicdanı taradım ve masa üstümde var. Talebelerin talebe vasfıyla girdi Yani yoksa sivil giremez. Talebeler kütüphanesini girebiliyor. Tamam. Girdim. Bilerek söylüyorum buna izah yapıyorum. Ve taradım abiler. Belki de mübalasız 2-3 e, aydan beri daha önce de girmiştim bir ara verdim ama tekrar girdim. Baktım, taradım. Vicdanı ana fikrini söylüyorum. İslam alimleri dahil, Avrupa filozofları ve yeni düşünür e, Kur'an'ı tefsir edenlerin hepsi ana fikri şudur. Vicdan anasını söylüyor. Vicdan Kimisi demiş ki mahkemedir. Kimisi demiş ki vicdana mahkemedeki hakim yargıştır. İnanın böyle. Yani kişinin yargılandığı veya yargılanacağının ifadesi vesaire diye hakim veya mahkeme demiş. Ondan sonra yeni düşünür filozoflar ve İslam alimleri demiş ki hem mahkemedir. Hem hakimdir. Mahkeme diyor hakimsi, savcısı olmaz. Soruyu da orada soruluyor. Savcı sorar. Hakim veya oradaki mazlum veya zalim cevap veriyor. Tamam abiler. Ana fikir bu. Bulduğumu söylüyorum. Bak uzun uzun çalışmam. Hiçbir defa rastlamadım. Risale-i Nur vicdanı karpuz gibi yatırıp inan irfan. Bir, vicdan nedir? Mastar kendisi mustakil bir yapıdır. Hiçbir şey değildir her şey olabilmesi için. Nedir o? Hiç böyle bir şey görmedim. Risale-i Nur'da vicdanın içsel yapısından bahseden yoktur. Yok diyorum. Bilerek söylüyorum. Bak gavurları da İslam alimlerinde, Zemaşeri, Sekkaki de, tefsircileri. Efendim Elmalı Hamdi yazıra kadar baktım. Baktım diyorum. Okudum bizzat. İçerisine irade. Koy tencereye. Pekmez tayin gibi. İrade. Zihin. His. Latife-i Böyle komprim. Bir taraftan baktığınız zaman iradedir vicdan. Böyle bir tanım yoktur. Bir taraftan baktığın zaman aklın aklıdır vicdan. Çünkü zihin. Yani akla bile ne diyor? Yapma. Yanlış yaptın. Demeyecektin. Yapmayacaktın vesaire. Yani dört o zaman tanımı var. Dört tanımı var. Ana tanımı. Ana tanımı dört bir de dört değil bir de bunların bütünselliği var. Hep biz bütünsellikten konuşuyoruz. Başka başka bir latife var mı abi? Mesela insanın rabbi rabbani özelliği var ya. Böyle rabbani özelliği olan başka bir latife var mı? İçin, i̇çinde mi? Latife insani var. Şeyde ama kalpte o. Yok yok hani böyle latife Rabbaniye diye böyle rabbani bir vasfın sanki açılan bir kapısı gibi bir özelliği var yani. Evet. Bir i̇mada yok mesela. Yani. Yok öyle bir şey yok. Da yok. yok. Kalpte de yok. Kalp penceredir diyor. Vicdan seyredendir. Şu pencere ayrı ben ayrıyım. Ama bu dört vasfı ruhun e, evet. işte, yani. da e, şey diye Anasır erbası. Anasır erbası diye Ama, ama burada tahakkuk ediyor. Yani bu vasfın ruha dahil olduğu için ruh. Mesela sen amirsin. Oradaki şu sokakta bir tane belediye de hata yaptı. Onunla muhatap olmaz. Başkan siz yaptınız. Elemanı yaptı demiyor. Siz yaptınız diyor. Sana mal oluyor. Abi hani şöyle demek istedim ya. Yani olarak zaten tutsal olarak hani, bir da bir tane diyalog pası var. Orada da bir tane diyalog var ama bana hani böyle bir isimlendirme olarak bizden seçilmiş. Yani, evet, seçilmiş. Bizdanı seçmesi Oradaki inkışafat ruhu zaten patron olduğu için başkan olduğu için ona nispet ediliyor ruha. Yani ama bu sistem orada çalışıyor iradeyi alıp da vi kalbe, dima, ruha veremezsin. Orada çalışıyor. Ama ona mal olur. Ya yani şöyle sureti, kanun hakikati, mahiyeti. Yani niçin beni heyecanlandırıyor? Yani e, bu kadar çalıştım. Son bakışım şöyle. Bir bakıyorum, vicdandır. Şey iradedir vicdan. Bir bakıyorum zihindir vicdan, bakıyorum histir vicdan, e, şuur altı yani ikinciyiz, his, ikinci niyet. Bir bakıyorsun latife-i rabbaniyedir vicdan. Bu dört taneyle baktın mı abi, pekmez tane karıştırır gibi. Dördünü de karıştır, b b bütünselliğidir vicdan. Onun için bundan sonra böyle bakılacak vicdan. Acayip e, sayfaya gelecek, yani vicdana böyle bakışı yeni öğrendim yeni öğrendi. Vicdan deyip hep maslar vecede vücut kökünden gelmiş. Ondan sonra fiil maslarıdır. Ee, kendi işte mahkemedir. Kendisini kendisini yaptığını sorgulayandır. Aklı denetleyendir vesaire demişiz. Ama çok eksikmiş ya. Hep öyle gittik. O kadar. Böyle sıralandırıyorsunuz, hep benim aklıma denilen bir şey geliyor. Bu mahiyeti insaniye bir diyor diyor ya. He? Yazıyor. O mahiyeti insaniye birdirdeki senin karşılığın işte. Yani acaba onun şeyi ben olan beni gibi. Ya kardeşim, bu irade var bunda ya. Niye bunu es geçmişim, anlayamamışım yani. İra, irade. Peki daha acayip alt veriye indim. Mehmet kardeş. bağlı bir şey olur. Vicdan bizimle alakası yok. Yani o selime olan vicdan hazırlanmış disket. Herkeste var olan. Sistem böyle. Sistem. sistem, böyle. Yani o bizim... Ama nasıl çalışır? Alakası şu. Tabii. İrade, zihin, his, latife, rabbani sistemi. Bizim alakası şundan olur. Eğer biz ibadetle irademizi, marifetullah ile zihnimizi, Muhabbetullah, Allah'ın sev dediğini sev, sevilmesi gerektiği kadar sevilecek şeyi seversek hissimizi, e, müşahadetullah yani tefekkür edip de haz duyduğumuz kadar Latife-i Rabbaniyemizi inkişaf ettirince, ikinci o vicdanın inkişafıdır, o bizimle alakalı. Süreçler bizimle bizim. Yok şöyle demek abi. Yani biz içini değiştiremeyiz, yok. Evet. ya üstünü açıyoruz ya, ya kapatıyoruz, açıyoruz. o kadar. O. Yani iradenin vazifesi neydi? İbadetullah. Ters git. İbadetle irade. İrade ile ibadet. A eşittir B. B eşittir A'dır. Peki zihnin vazifesi neydi? Marifetullah. Marifetullah yaptıkça zihin açılıyor. Yani tefekkür ettikçe marifetimiz artıyor. Marifetullahımız. Marifet arttıkça zihinde mekan açılıyor. Yani yaptık tefekkür kayboldu değil mi? Öyle zannediyorsun. Oysa tefekkür zihinde yer açmaktır. Bu korkunç bir tespitti. Mekan açmaktır. Hayatı tekmini oluyor. Biz zati mekan açıyorsun. Nasıl diyeceksin? Mesela bir sporcu düşünün abiler. Hiçbir şey yok. Yaparsa bir taraf zarar eder kendisi. Ama konsantre oluyor. O şeyi kaldırıyor. O gücü kaldırıyor. O taşı kaldırıyor. O güç neredeydi abi? O güç neredeydi ya? Mesela konsantre oluyor. Şimdi ortaya çıktım ve kırdım ve o taşı kaldırdım. Ve koştum. O gücü nerede bulduk abi? Nerede saklıydı? Orada işte. Nasıl bir güç ki uyandığı zaman beni içine alıyor, dağları kaldırıyorum ama dururken içeride hiçbir şey yok. Nasıl duruyor? Nasıl ki konsantre, bizim tabiyle tefekkürle haz, konsantreyle güç ortaya çıkıyor ve beni içine alıyorsa Haz, huzurla da Allah böyle çıkıyor. Anladın mı? Biraz değişik ama. Allah'ta olduğunu hissediyorsun. O gücün içinde olduğunu hissediyorsun. O taşı kaldırıyorsun. Veya tefekkürle o hazı hissediyorsun böyle. Nesimin bu mesela dün akşamki derse. Böyle bir girerken. İlk 10-15 dakikada böyle olmuştu. Böyle bir tan tanımlasam acaba olur mu dedim. Bunlara da örnek. Bakayım. Böyle baktım hakikaten. Cenab-ı nasip etti cemaatin şeyinden dolayı. Zannettiler ki meczup deli veya şey kendisi Değil. oraya bakarken zannediliyor ki aynaya baktığın zaman aynaya bakılıyor. Röntgene bakınca bak kafanda diyor doktor. Bak şurada bak kist var, şurada duman var. Oraya bakarken aslında buraya bakıyorsun. Yani öyle ya. Yani. Acayip bir şey. Konsantre olmadan önceyle sonra. Hayalet abi. Tefekkürle önce ve sonra. Huzur, haz. Tamam. Şimdi o etmeden önce neredeydi onlar? İşte tefekkürle ortaya çıkan haz bizi içine alan o Allah'ın esmasıdır. Allah'ın buradaki cil ve cemal nakış sanatı bizi içine alması. Yani Allah'lık hakikatinin mertebelli tabi. Allah'lık hakikatinin, hakikatinin e, veya vicdanda hangi sahada ise taayyum ve teşahhus etmiş halidir ortaya çıkıyor. Biz için alıyor. İnanmayanlar için de buna bir örnek verebilir miyiz abi? Yani Mesela. Adam i̇nanmıyor adam kafir ama konsantre olabiliyor. Konsantre olur işte. Esma mı diyor ki? Tabi tabi kafir mümin fark eder. Mesela diyelim ki kafir adam ilim yapıyor onun için suratı beyazdır. Kafirlerin ilim insanları da beyazdır. Mesela Darwin'dir, şudur budur beyazdır. Ama tefekkür ehli pembe. Usta de şöyle yazar. Pembe beyazdır siması diyor. Niye bunu de detay yazsın? Aynı böyle geçiyor. Pembe beyazdır siması diyor. Pembedir yani. Saki... Bana ya, Ma yok. Yani ilime mazar oldukları için Allah mahrum etmiyor. İlim sonuç değildir. Süreçtir. Onlarda da ilim ismi tecelli ediyor. Rezak ismi tecelli etmiyor. Adalet ismi tecelli etmiyor mu? Onlarda da... Ee, mesela mürtet olmamak şartıyla kafirin vicdanı var ama ben eskide öyle düşünmüyordum. Kafirin vicdanı hiç olmadığını biliyordum. Varmış yani. Ama oluyor. E, mana izniyle, şey, diye, öyle Gidiyor ama bir şey mukabil e, e, şey Adem'i kabul kabul Adem değil yani. Adem'i kabul A ile başlayan Adem'i kabul kayıtlıktır der ustad. Ama K kabul Adem ise bir iddiadır. İddia ile oldu mu olmuyor o niyet olarak mana olmak zorunda. Yoksa Ademidir. Belki bilmeden yapıyor. Evet. Bir şey Bilmedi. 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 Bak şimdi Adem'i kabuldur diyor usta. Hı. Küfür iki tanedir diyor. Ve abiler küfür tektir diyor. Usta diyor ki küfür ikidir. Bir kabul Adem bir de Adem'i kabul. Adam diyor ki benim böyle bir problemim yok. Ben böyle bir meselem yok ya din yok. Yani ben, dinsizlik de yok. Benim böyle bir problemim yok diyor. Bunla bir de düşün, ötekisini düşün. Diyor ki Allah yok diyor. Çünkü diyor, kitap yazıyor, seminerler veriyor. Aynı kafir mi? Mütecaviz kafir. Ene var. Yani bu şu şu e, paragraf benim çok hoşuma gidiyor. Binlerce kere okusam gene aynı zevki alacağım. Hı. O ene mahiyetinin bilinmesiyle o garip muamma, o acip tılsım olan ene açılır. Ve kainatın tılsımını ve alem ve vücudun daha iyi açar. Şimdi bu ene'nin daha cisimleşmiş hali sanki vicdan. Bir tek vicdan da sanki bu oluyor abi. Yani vicdan hem vicdanı tılsımını açıyoruz, vicdan anlıyoruz. İradeyi, zihni, hisleri ve bir de bunların cem olması ile birlikte biz insanı anlıyoruz abi. Sanki böyle yani bu hem vicdan açılıyor hem vicdanın açılmasıyla birlikte insanı da açıyor abi. açıyor açıyor devam edeyim yani risan dışında bu genel vasfından vazifesinden bakılmış bahsedilmiş. Oysa vicdan içerikleriyle kendini var eden yani içsel tercihi içsel tercihi bak içsel tercih irade ile yapıyor. İçsel akıl e, zihinle yapıyor. İçsel bağ hisle yapıyor. İçsel bakışı içimiz ba içimizi seyretmek çok zor. İçinde seyrettiği bir şey var. Gaybın gaybi var yani. Mesela Peygamber Aleyhissalatu vesselam Cenab-ı Hakk'ı gördü diye e, iman gaybadır. Gayb kalktı mı onda? Bize göre onun mertebeleri gayb ama onun da gaybi başka gaybul gayiptir. E, vicdanın içerisine girelim. İçsel tercih irade bak içsel tercih dışsal tercih e, eylemsel tercih ihtiyar e, dışsal böyle ihtiyar içsel irade içsel akıl zihin içsel bağ his içsel göz içsel bakış vicdandaki latife-i rubani müşade yani iç sistemi bilinmeden sırf vasıf ve sıfatlarıyla bilmek çok eksik olur ve asla isabet edilemez olduğunu gördüm. Yani vicdan hakkında yok mahkemedir, e, hakimdir, e, küçük bir muhasebe zeminidir dedi de, de doğru. Ne yapar ne okursanız okuyun. Ben üniversitedeki tezleri, yüksek lisansları, bak tez normal bir yazı değil, normal bir vaaz değil bu. Tez, yüksek lisansları, hep ilfan indirdim, indirdim, tek tek okudum. Ya bu gavur ne demiş? ya burada. Bu gavurdan etkilenmiş şu insan ne demiş, nereden almış. Hem de öyle yüksek lisans, tez, doktora şeylerini öyle hulasa biliyorsunuz. Cümle cümle nereden aldığını da söylüyor. E nerede mi mi? Aldığını söylüyor hemen o cümleyi. Şuradan aldı, şuradan alalım. Benim o kardeşim aradık ki ha. Allah Allah. Aynı şeyi izledim ya. Sonra fesuban Allah. Risale Nur'da zaten İtselba İçsel akıl, içsel sistem, içsel göz, vicdanmış. O ne yapılmış? Ee, vicdan, vecede kökünden ondan sonra mastardır demiş. Yani e, bir şey değil, her şey olabilen. Yani her şey. Demiş ki, fiili mastardır. Buna göre vest sevgili, muhabbet, aşk, güçlü, duygu manalarına gelir. Vücut bulma, var olduğunun şuuruna kendisi kendisine şahit olandır. İçsel tercih. Mesela elestu bi Rabbikum'' bu çözüyor. ''Galibela'' diyen iradedir. Çok tuhaf. Risale-i Nur böyle baktığın zaman, ''Ya vicdanı sen tamam da nereden nakletmiş, hiç kimseden gözükmemiş vicdanın iradeyi, hissin, latife, zihnin olduğunu.'' onunla izah etmeye çok tuhaf ya. Bana öyle elime bir şey verdi ki vicdan. Abi vicdan hakkında konuşur musun size veya bana dese nesin iradesinden mi bahsedeyim? Cık. Ne iradesi ya vicdandan bahsedeyim? Ya kardeşim e, ak içsel akıldan bahsedeyim. Vicdan içsel akıldır zihin yani. Kardeşim içsel bağdan mı bahsedeyim vicdanın? Hangi tarafından? İçsel bakışından bahsedeyim. İçsel. İçsel bakışından. Tefekkürün tefekkürü yani. Yeni yeni taze. Taze Zaten yazıyor. Aa bak ya, ya ben orada okuyorum. Bak. Aa bak. Gafur, Gafur. İçsel te tercih vicdanı ile, içsel akıl zihni ile, içsel bağ hissi ile, içsel bakış, içsel bakış, vicdanı bakış diyor. İçsel latife-i Rabbani ile yapar. Yani iç sistemi bilmeden sırf vasıf ve sıfatlarıyla bilmek mesela Vicdan nedir? Mahkemedir, koridordur, hakimdir. Sırf böyle sıfatlar ile çok eksik olur ve asla isabet edilemez. Kur'an'da direkt vicdan geçmez. Niye geçmez? Ama ahlakı kavramın dört temel biriminden biridir denilir. Ahlak. Ahlak nedir? Adalettir. Adalet. Yani Mesela nedir adalet? Kuvve-i Şeviye, Kuvve-i işte bunları da bu kontrol şey yapıyor. Kur'an'da direkt vicdan geçmiyor. Çünkü niye? Ee, ya irade geçiyor. Kur'an'da mesela diyor ki alim direkt vicdan geçmiyor. İrade geçiyor. Akletmezler mi? Akla hitap ediyor. Vicdan, zihin. Evet. Vicdan içsel bir dünya sunar sana. İşte dışarıda olunca kavgalar, gürültüler gitti, geldiler oldu, olmadı, boşandım, evlendim, çocuk oldum, fakir oldum, dişi oldum, erkek oldum. Vicdanda öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey. Gece yok, gündüz yok, dün yok, bugün yok, ölüm yok, dirilmek yok, dirilmek yok, ölüm de yok. Hiçbir şey yok. Başka bir şey. Başka bir şey kardeşim, başka bir şey. Hani bir yere gidiyoruz da, askerliğe veya ne bileyim ya bir seri sonucu vay be başka bir dünyaymış ya. Askersin tamam Vay başka bir dünyaymış. Ay, savaş dünyasına çıkıyorsun. Vicdanda dirilen de yok, ölen de yok. Kadın yok, erkek yok. Dün yok, bugün yok. Geçti gelecek yok, zengin fakir yok. <laughs> Acayip bir şey. Cennet oldu aslında sana. <laughs> Aynı zamanda cehennem. Bir şey cennet olabiliyorsa. Ce adamı da cehennem, cehennem, cehennem işte. Kişinin cehennemi işte. Ha. Eğer asker değilsen öyle bir e, şey, şey insana yok. Şey, muhatap olamıyoruz. Vicdan içsel bir dünya sunar sana. Bu dünyada akıl da var. O içsel dünyada akıl var. Yani zihin. Hmm, Hasan abi e, e, bir, bir mesaj atmış bana Arun. <laughs> Diyorsunuz ya Hasan abi mesela. Ha, oradan oraya, yani oraya mı atmış? Ha. Birden aklıma geldi. Ha. İşte o bir Heh. bu vicdan işte abi. Bu. Hızır, Hızırım. Evet. Gibi. İkizin. Mesela diyoruz ki, mesela seni sağ söyleyeyim. Şu ekmeğe baktığın zaman sağ. Senin gözle benim göz bir mi? İmkanı var mı? Adam yazmış, katkı kesinlikle kullanmıyor. Tamamen organik ekmek. Oysa buraya katkı maddesini ben veriyorum diyor. <laughs> Kurun <laughs> <laughs> yazmış bana gösteriyor. Çağlayan'dan aşağı gidiyoruz. <laughs> Allah Allah diyor buna ben katkı maddesi ben veriyorum diyor. <laughs> zaman mekan da yok burada. ya burada. Yok nerede vicdanı demiyor. Vicdan yok, yok. öyle bir şey. Yok şimdi mesela esmaların dünü bugünü de yok. Yok. O zaman sen buradayken nereyi şey yapıyorsan orayı yaşarsın yani. Şu an yaşıyorsun zaten vic beni vicdanı tazip edin diyor. Mahkeme gir içeriye. Yani okyanusta tufan var, fırtına var. Orada bir gemi düşünün, çok büyük gemi, çok rahat. Veya ada var, veya sahil var, limana çekilmiş. Bir tuhaf alem. Yani ikide bir şikayet eden, dünya hadiselerine gitti, geldi, olmadı. İrfan, burada mısın abi? Gittiler, geldiler. Ha, düşün. Hep nerede biliyor musun? Dışarıda olduğunu gösteriyor. Di kişinin dışarıdadır. Hep şikayetçi olur. Kim? Psikolojik olarak söylüyorum. Hep şikayetçi olur. Çünkü dünya hep eksiktir alimü kemli fesat olduğu için eğer bir insanın pileirine do dokunursan hep şikayet, hep eksik, hep negatiflikse adınız gibi bilin dışarıdadır. Vicdanı yatında yok. Yani dünyanın mahiyetin, insanın hakikatini keşfeden ahiret hayatını dünyada istemez. Böyle şikayet yok. Olması gereken şeyler oluyor. Yok abi gitti de içecekti olmadı da su gelmedi de şu gitti de olmadı. Dışarıda bu hep dışarı. Dışarıdayız ya. Yani. Ama insana için çok ciddi bir dünya sunuyor vicdan. burada buradayken buralı değil o insan. Abi hani vicdan biraz önce şey dediniz. Harun da söyledi de zaman ve mekan yok. Yok orada. Mekansız olur mu? Me mekan ama böyle bir mekan değil yani. Acayip bir şey. Mesela cennette mekan yok mu? Var. Mesela tanıyor, seni seviyor. Mekan aynı zamanda sonuçtur. Tam zamanı Ama zaman da var. Hem zaman değil hem zaman. Çünkü Dehresmas orada da var. Ama böyle bir sıralı zaman yok. Bilmiyoruz. Şimdi Hasan abi, esmalar tecelli ediyor ve tezahür ediyor. Şimdi tezahür sende var olan dışa çıkıyor. Yani siz diyorsunuz ya, evet. Allah yapısı içten dışa doğru sürekli çıkıyor. Evet. İnsan gibi yani motor gibi üzerine ektir, üzerinde yok. yok. İşte vicdan Allah yapısı içten dışarı sürekli tezahür ediyor. Böyle bir yapı. Evet. Böyle bir yapı. Hatta geçen bir ses kaydı attım ama anlayan anladı. Orada ses kaydından bir şey geçti ama birisi Amerika'da birisi hemen şimdi bu ne diyor? Sen bunu bilerek mi söyledin diyor. Yani oysa ben psikolojiyle anlattım. Depresyondaysan şuradadır şey, korkuyu söyle ama orada işte dedim. Bak kardeşim. Şimdiki zamanı tanımlamak için şimdiki zaman nedir? Şimdiki bana söyler misin şimdiki zamanı tanımlarken geçmiş iyi, geçmişsiz olsun. Bana söyler misiniz şimdiki zamanı geleceksiz olsun. O zaman nedir? Geçmiş ve geleceğin andaki bütünlüğüdür. Aynı şey ikisinin cemidir an. Bir şimdiki zaman. Erdin söyle bakayım geçmişlerle geçmiş olmamış olsun. Geçmiş yoksa şimdiki zaman olur mu? Geleceği olmayanın anı olur mu? O zaman şimdiki zaman nedir? Andaysan hem mazi hem müstakbeli cem etmişsin. Psikoloji sorun varsa, istikbalde andan sıyrılmış, üç zamandan geçmişe, geçmiştesin. Korkuların, endişelen varsa geçmişten, andan da sıyrıldın, gelecektesin. Andaysan iki anı cem etmişsin. An, an mazisiz, müstakbelsiz olur mu? İkisini cem edendir. O zaman hiçbir hadiseye kendini ayrıştırarak cevap veremiyorsunuz. Olmuyor ki. Bakamıyorsunuz değil mi? Yok biraz önce mesela... Ee, hem sanatım itibariyle e, motor, e, koymuş, crank koymuş, pistonları koymuş, e, efendim motor kapağını koymuş, manifoldları koymuş, koymuş da koymuş, eklemiş motor olmuş. Hep dışarıdan eklenmiş. Ulan hoca takardı, takardık, 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 motoru getirdi. Ama bir şekilde patladı, tomurcuk oldu, patladı, Aa, şey oldu, dal oldu, budak oldu, patladı mı? İçeriden patladı. Biz de böyleyiz, içerideniz pat diyoruz dünya. Pat dışarıdan bir şey değil. Mesela çekirdek patlaması için toprak, su, hava, güneş. Arı, o malzemedir. O yapmıyor. O ortaya çıkmasın seminin hazırlıyor. Çekirdeğe su olmak, güneş olmak, toprak olmak. Ama çekirdek patlıyor. Çekirdek patlıyor. Bak dışarıdan bir etkeme, ekleme yok. Ha malzeme alıyor. Toprak, su alıyor ama yazılım bir şey yazılmıyor. Aa, Hasan abi ya sizin yine şey geldi aklıma. Sizin bu nar misali çok güzel oluyor abi ya. Şimdi Mehmet abi bir türlü şey yapıyor ya. E, e, kafire vicdanı yakıştırmıyor ya. Şimdi nar diyorsunuz. Antalya'da ekiyorsun, nar çıkıyor oluyor kocaman bir avuç. Aynı narı e, vicdan sanar. Çünkü de vicdan sanar. Rize dikiyorum. Rize de ekiyorsunuz. Bir parça oluyor. Ha böyle bir şey oluyor. Bir parça oluyor. E şimdi bu e, vicdan var. Yani fıtri bir şey. Ama dediğiniz gibi dış etkenlerle sen... İnkişaf etmiyor. Evet, inkişaf etmiyor. E, etmiyor. etmiyor. Ama bu ademi kabul bu. Kabul Adem ise duman olmuş. Ola Murteto. o. o tamam bitti o. Dönemez o. Ben onu ayırt edememiştim. Adem'i kabulle kabul Adem vicdanını. Hmm. Çünkü eğer mutlak bir şekilde kabul Adem olsaydı her kafirde kafirin hiçbir kafir Müslüman olamazdı. Dönenler var. Mesela Yusuf İslam Müslüman oldu. Nasıl oldu? Kabul Adem değildi. Adem'i kabuldu. Öyle bir ben, ben böyle dinmiş yoktu diyor. Malcolm X mesela zaten cehennemde de mertebe olmazdı ki. Olmaz. Ne için? Yani ha evet evet kabul Adem'de iddia ediyor. Evet. Yani evet. Tek mertebe olur. Tek olurdu. Mesela şöyle deniliyor. Cehennem bir ateş zannediliyor. Hayal ya. Oysa cehennem tanıyor, biliyor, şuurlu, akıllı kimin hangisine ne kadar ceza vereceğini, nasıl ceza vereceğini biliyor. Peygamberimiz de konuşuyor cehennem. Hadis bir şey anlattım. 70 bin tane şey zinciri koparıyor, saldırıyor. Ondan sonra haşir meydanına hücum ediyor. Her bütün peygamberler dahil herkes secdeye kapanıyor. Bir kişi cehennemin üzerine yürüyor. Cehennem de bunun üzerine yürüyor. Haşir meydanını yılan gibi sarıyor. Bir herkes secdede. Bir kişi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cehennemin üzerine. O da bu tarafa yürüyor. Ondan sonra Allah vahy ediyor. Melekler de şaşırıyor. Ama kopmuş gidiyor adam yani cehennem. Bu da gidiyor üzerine. Sonra Allah diyor ki Muhammed sana haram değil midir diyor. Bak şimdi konuşacak şimdi. Adam yani frenliyor. Muhammed sana haram değil mi diyor. Ondan sonra Allah durduruyor. Haramdır diyor. O zaman dur diyor. Sonra sorularına cevap ver diyor. Peygamberimiz sor soruyor ona. Seni bu gayzi getiren tekadü temeyyezü minel gayz. Nedir bu diyor. Bak şuurlu bak. Ya Muhammed çekil diyor. Daha artık dayanamam diyor. Dayanamıyorum diyor. Bu kadar diyor. Allah'ın nimetlerini, nimetlerini yiyip kullanıp Allah'a bilerek diyor isyan edenlere dayanamıyorum. Çünkü asırlık sürüyor ya hesaplar. Ben artık diyor dayanamıyorum diyor. Tamam sana teslim edilecek diyor zaten. Olan sonra çekil ya Muhammed diyor. Senin şeyine dokunmayacağım diyor Metine. Bak adam diyor ki bu kadar Allah'ın nimetlerini tadat yedikten sonra kullandıktan sonra bu kadar bilerek isyan edenlere tahammül edemiyor. Cehennem böyle bir ateş gibi bir su gibi suya düştün her tarafını ıslatıyor. Diyebilir misin? Bağlan, kulağımı ıslatma ya deliktir falan zarar veriyor kaşıntı oluyor. Öyle bir şeysi var mı yok. Adam tanıyor. Cennet de öyle. Bak hangi cehennemi komple yakmıyor adamın. Şefkatini yakmıyor. Mesela adam gavru şefkatten ama orasını yakmıyor. Mesela adavetini. Mesela hırsının şu mertebesinde, kimin hangisine, hangi mertebesine ne kadar, ne kadar zaman verileceği biliyor. Cennet de böyle. Her şey şuurludur. Hepsi şuurludur. Hiçbir şey öyle bir şey, mastar manasında değil yani, bir şey yok yani öyle. Onun için sana keyif veriyor bu. Herkes her şeyi tanıyacak. Mekan sonuçtur, sonuç da mekandır, aynı bir şeydir. Zaman mesela zamanın vücudu haricisi mekandır. melekut tarafı mekanın melekut tarafı zamandır. Nasıl ki an mazi ve müstakbelin cemidir. Zaman da mekanın mekanı ve düşüncelerin düşünceler de zamanın sıralamasıydı. Öncelik soralık, öncelik soralık zamanı oluşturuyor. Zamanın vücudu mekandır, melekutu düşünce fikirlerdir. Neyse, ee, neydi şurada bir dokun. Vicdan içsel bir dünya sunar sana. Bu dünyada ne varmış? Bu dünyadaki, o dünyadaki, içsel dünyadaki akıl zihinmiş. Gözü var, latife-i Rabbaniyedir. İbadetleri var, irade gibi. Ee, hazlar ve hisler gibi. Bu hisler güçlü olması ile seni güçlü, psikolojik canlı tutar. Bir insan psikolojik niye canlıdır? Çünkü vicdaniyatındaki psikoloji canlı hissi canlıdır. Bilgi mesela Almayadan e, Almanya'dan bir tanesi arıyor. E, kırmızı ışıkta geçince Almanya'da onu elliyetin iptal ediyorlar. Tedaviye gönderiyorlar. Bu bir dahiliyet alabilir mi diye bir ay eğitim veriliyor. Eğitim veren kadın Türkmüş. O ka arkadaş da e, Türk. Ondan sonra tanışıyorlar. Diyor ki şöyle şöyle psikiyatrist doktor. Bunun, bunun. Neyse bir vesileyle beni biliyor, beni arıyor. Derdini söylüyor. Dedim ki sen hocam sen psikiyatrist doktorsun. Bana bunları niye soruyorsun? Sen bunu bilen e, diyor ki terzi diyor yıtığını aynı biliyor Anadolu'da <laughs> çocuğu dikemezmiş. Ya dedi ben diyor bak çok ilginç tarafını söyleyeceğim. Bunun bilgisi ilmi var bende. Belki de benim kadar bunu okumamışsın. Bu buysa budur, bu bu da bu. Yani süreç ama dedi bu iş mantıksal değil dedi. Mantık olsaydı bütün psikologlar mutlu olurdu dedi ama hepimiz hastayız dedi. Kendisi söyledi. Niye? Bilgi değildir dedi. Ben hepsini biliyorum. Niye insan mutlu olur? Bilmeyle mutlu olur mu adam? İnsan neyle hasta olur? Neyle olmaz? Bilmeyle hasta olmuyor musun? Bütün psikoloji yani şunu böyle yaparsam böyle yaparsam ama olmuyor işte. Sabredeceğim yataktan kalktım çocuk bir şey yapıyor yatakla atıyor sinirleniyor. Anı sinirlenmeyecektim. Bugün araba sürerken Gafur makaslama yapanı da kızmayacağım bir şey demeyeceğim. <laughs> Ama başka bir şey ya. Kardeşim bu vicdandaki hisler ne kadar canlı olursa bu adam sultandır. Aynedir nedir bu, bu alem? Bunu bilirse lütfu kahrın o bunu bilirse lütfu kahrın şeyin vahit. Lütfu da kahrı da ikisi aynı şeymiş bilmeyen çekti azap. Kim kurtulur? kurtulur? Sultan olan anlar bizi. Ol azaptan kurtulur. Ne o? Vicdandaki hisleri can olsa. Bu his tutarlıdır. Hemencecik zıtlarına dönüşmezler. Mesela akıldaki bilgiler öyle değil. Mesela ben buna böyle davrandım, şöyledir, böyle netice verecek. Çoğu zaman olmuyor, olsa bile olmuyor işte. Ama vicdandaki his çoğu zaman zıttına dönüşmezler hemen. Çok uzundur. İkinci şuurdur vicdan. İkinci histir vicdan. İkinci akıldır vicdan. Devamlı birincilerine değerli ve tutarlı kılmak içindir. Birinci şuur. Birinci akıl. Birinci niyet. Birinci hep birinciler burada. İkinci burada. Birincileri canlı tutmak içinmiş bu. Buralardakileri bu tutuyormuş. İkinci bu. Vicdan dünya için sonuç. Bak vicdan dünya için sonuç. Ahirete bakan tarafıyla süreçtir. Korkunç bir cümle bunu yazarsın. Evet. Sonucun yaşandığı ne yaptığını orada görürsün. Bütün geçmişini de seyredersin. Sonuçtur. Ahiret tarafı itibariyle süreçtir. Evet. Yani hem vicdanı tanıyorsunuz hem vicdanla tanıyorsun. tanıyorsun. Evet. Onunla tanı onu tanıdıkça onunla tanıyorsun. Evet. Enfus ne? Eğer akıl değilsen, bak e, mesela akılla bakıyorsan vicdanı tanımak enfustur. Ama vicdana geçtin. Şu andaki aletle vicdanı tanımak değil, vicdanın tanınadığı enfus oluyor şimdi. Yani nerede durduğuna göre. Tabii kesinlikle bitmiyor. İman güçtür diyor ya ustad. Bak nurdur, kuvvettir. Güçtür. Nasıl tahammül ettiriyor ya hadiselerin altında nasıl? İmanın güçtür. Yani güçlü şu. Realitesi var. Ee, realitesi var. Nasıl realitesi var? Mesela konsantre oldun. Bu güç değil mi yani? Evet, nereden çıktı? İman da böyle. İman gaybi değil ki böyle ya. İman mahluktur. Sureti mahluktur. Kanun et insan da. Yani eylemde değil mi iman? Niye böyle yapıyor? Niye böyle diyor? Niye veriyor? Adam beş kuruş vermeden adam beş trilyonu veriyor. Niye öyle bu böyle? Adam bilmem nerelere gidiyor bu gitmiyor. Ne Bu sonuçta bir şey gözükmüyor mu? İmandandır. İmanın şey sureti mahluktur. Kanuneti insandadır. Niye mahluk? Hatta hangi malzemeden yapılacağını söylüyor. 71 iş atacağız da. Şiradır, useradır, delildir, burhandır, hüccettir. 7 tane şey sayıyor. kanuneti ne de, nerededir insan? İnsanın kendisindedir. Mahiyeti de esma bütünlüğüdür. Hakikati Allah'ın nurudur. İrade-i cüzenin sarfından sonra irade-i küllerini mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Mahiyeti zatiyededir. Yani onun için bunu bilen adam ve vesveseden kurtulur imansızlıktan. Niye için kurtulur? Bitireyim cümleyi. Şöyle. Şeytan diyor ki imanın gitti. Gitse bile sureti gitti. Ama ekran gitse bile bilgisayarda duruyor. Telefonun ekranı kırıldı diye gözükmüyor diye oradaki programlar orada duruyor. Bendeki e, iman sendeki gitti diyor mesela. Düşünsel, düşünmedin, tuhaf tuhaf düşüncelere girdin, şunlara girdin. Ama imanın aslı oradadır. Yeniden onlay yap. Söyle abi. Niye? Mahiyeti Allah'ın zatındadır. Mahiyeti zatiesindedir. Hakikat her şeyin hakikati Esma-i İlahiye. Esma-i İlahiye'nin bütünlüğüdür iman. Ya öyle ters mi dedim? Öyle mi? Ters dedim. Şey, ters. O zaman Allah razı olsun. Ha, tamam. Mesela esmaların önemli değil ya. Mesela, e, e, e imanın sureti eylemdedir. Kanuniyeti insanın içer içi aleminde güçtür, namustur, kanundur, her şeydir. Hakikati Esma-i ilahiyelerin bütünlüğüdür. Sendeki bütünün dışında Esma-i ilahiyen bütünlüğüdür. İman oraya bakıyor. E, ma, hakikati bu. Mahiyeti nedir? Allah'ın mahiyeti zatiyesinde bilmiyoruz. Zatının nuru nasıl bir şey bilmiyoruz. Teklif bitince vicdan Çıkmaz bitmez devam ediyor zaten. Ahiret alemi ya. Evet. Ahiret. Yani burası bitiyor diye. Mesela senin evi hayatı şimdi bitti. Evde değiliz. Evdeki özel hayatın yok. Yemektir, mutfaktır. Yani buradasın diye. Yani orası bitti diye. Senin alemin bitmedi ki. Nasıl değişecek? Yani teklif, bitiyor bir kere. teklif bitiyor, ubudiyet devam ediyor, ibadet bitiyor, namaz, oruç bitiyor. Evet. Ama gene aynı böyle inkişafat, düşünsel, tefekkürler, kutsillikler, peygamberle görüşmeler. Gideceğiz işte pazartesi Adem Aleyhisselam'a diyor cennette bütün ümmet ya ey baba, ey insanoğlunun babası. Nasıl ya nasıl yaratıldın sen nasıl çıktın sohbet edecek salı günü falancalara çarşamba falanca peygamberlere gidecek. Cuma bir şey perşembe bana gelinecek diyor. Peygamber Hazreti Selam, Cuma hep beraber ben, ben başınızda bütün 24 bin peygamber ulul asmi peygamber Rabbimizi seyre gideceğiz diyor. Ne demek ya bilmiyorum. Aynı düşünüyoruz. Peki sende etkilenme olmayacak mı? O, o, o kadar olacak ki cenneti geldiği zaman ehilleri tanımayacak. Tamam ee, şimdi bu inkişafat e, duruyor mu? Durmuyor. Yalnız dünya bir hadiseler bitiyor. Dünyada zaten ahiretin sureti ya. Dünyayı zaten ahiretten koparmışız. İşte belamızı buradan aldık. Ahiretsiz bir dünya zannediyoruz. Oysa dünya ahiretin suretidir, tenteneli perdesidir. Hatta ya biz Derse bunun için gelmiyorduk ya bir gidelim hele ya şuraya işte Tepeci'ye, Zeytinburnu'na, Arnavutköy'e şu iş için pazar günü derse gitmedik ya gideceğiz o dükkanı da göreceğiz, dershaneyi de göreceğiz, buraları da göreceğiz. Yani <laughs> hiçbir şey, bir şey yok olmuyor. Yalnız aslına dönüşüyor, burası ibadet yerinden çıkıyor, tenezzül eline dönüşecek. 29. sözde söylüyor, tamir edilecek diyor. Dünya tekrar tamir edilecek, Allah israf eder mi? Tamam. Az kaldı bitelim. Hasan bir şey Hı. çok özür dilerim. Şey, e, abi dedi. teklif bitmiş mi oluyor yani abi? E, yani ee, ahiretle alemi şehadeti şu hayatı birbirinden kopartıp sanki kopmuyor. Şu yok. Teklif şu. Yani iman ediyor musun? Namaz kılıyor musun? Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Ölen ezan. Kılıyor musun, kılmıyor musun? Öyle bir şey yok artık. Bitti. İbadet bitiyor, ubudiyet devam ediyor. Kul cool olduğumuzu anlayış yani. Bunlar aynı zaman bu, bu sensin ya Hazreti Ömer'e demiş ya Peygamber Aleyhisselam. Ya Resulallah vefat edince kabirde bu akıl bende olacak mı? Bu akıl sensin ya Ömer. Bu aynı olduğun gibi olacaksın orada da. Abi sureti mesela bir şeyin burada namaz olarak varken kanuniyet ve olmama ihtimali O olur mu? Nasıl olacak ya? olmaz dile Çok ha. mümkün mü? Hı. Yani o ama namazın sureti bu. Bakın bir, 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 peygamber var ayakta hiç evet i̇şte namaz rüküsü yok. Öyle bir peygamber var ki rükü var. Bir öyle bir peygamber namazı var ki secdesi var. Bizde hepsi cemi var. Peki namaz olmayınca namazın kanuniyetleri, e, esma, hakikati bitecek mi? Başka bir namaz olacak ya. Böyle değil. Ondan da zevk alınacak. Mesela. Ha? Mesela burada Kur'an okuyorsun Rahman Suresi. Orada Allah okuyacak Rahman Suresi. Bak bitmedi yani. Burada sen Rahman suresini okuyorsun. Orada Allah okuyacak. Kur'an-ı Kur Kerim'in gelinidir diyor Peygamber Aleyhisselam. vesselam. Kur'an-ı Kerim'in gelinidir Rahman suresidir diyor. Gelin. Gelin de ne anlıyorsan. Allah iki yerde okuyacak. Bir aşırı meydanda okuyacak. Bir de cennette okuyacak. Nasıl bir şey ya? İyi bir şey olacağını <laughs> tahmin ediyorum ben. Nasıl olacak bilmiyorum ama ha? İlginç olacak. İlginç olacak ya. Bunlar hepsini konuşacağız biliyor musun orada. Vay bak hele. Geleceğiz buraya hep beraber geleceğiz cennetten. Bak buraya oturmuştuk. Bak buraya konuşmuştuk. Bak burada delinin birisi vardı. <laughs> Bize böyle diyordu. Hakikaten o deli bazen de doğru söylüyordu. Hep diyeceksiniz. Her zaman değil de bazen. Diyor ki nasıl <laughs> öyle diyor. Ya diyor bir bakıyorum acayip acayip şeylerden bahsediyor. Bazen dedi bir bakıyorum hepten delinin delisi ya diyor. <gülüyor> çünkü <gülüyor> almıyor. Almıyor çünkü normal. O, o almıyor ki alacak şeyler değil ki. Mesela diyor ki e, en çok şeylerde e, yeni kütahya seyahatimde a, Afyon'da dedi. Ya adama bak diyor Allah diyor ki Kur'an'dan benden korkun. Allah korkulacak şey değil diyor. Allah sevince böyle ya bu deli midir? Deli desem deli değil diyor. Bu adam diyor metsup diyor ya. <laughs> Doğru söylüyor. Yani mefsiz hayat, hayatsız met var mı? Celalsız, cemal, cemalsız. Şey. Bak hayatı anlamlandıran, bak hayata anlam katan, mertebelendiren, hayatın hakikatin mahiyetini, suretini ortaya koyan meft hakikatıdır. Mefsiz hayat hayat mıdır? Hafsız reca recası saf. Bir tane söyle birisi vardı. Ya diyor, e, hapishanede ziyaret ettim. Ya diyor hep böyle dedi ya böyle ins insan insan diyor Allah ile ahirette cehennemde korkutmaz mı? Hocam dedim. Onu da sen yapıyorsun, bu tarafı da ben yapayım dedim. <laughs> Devam. bu ikinci akıl dediniz. ikinci demediniz. var mı onda bir ikinci? görme. Görme var. Yani onu demediniz ya. İki tane görme var. Birinci, birincisi göz, birinci görme, birinci işitme, gözdür. İkincisi latife-i Rabbaniye'dir. Ha. Olabilir. Nazar başka bir şey mi? Yaptı? Evet tabii canım bakma ile. bakma. görme acaba? Hep mı? ikinci, hep iki orası abiler. Şey yapmadım, yani, şey için, nokta nokta koy. Başka bir nokta nazar mı var? Ha, yok. Aklına mal olsa da vicdanına mal olmayan insana mal olmuyor, aslı olmuyor. Vicdan içsel ayaktır iradeyle. Bak yürüyor. İçsel ayak vicdan, iradedir. İçsel gözdür Latife rabaniye. İçsel akıldır zihin. İçsel güçtür his. Var böyle his. Allah Ali gene vazifeni yaptın ya bir teşekkür aldın evvalla harika ver 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 korkma çekilme bilir akıllıdır Şakal, ha bu, bu, Ali diyor ki açıl işte millete ha. ben diyor o kahve getiren var diyor o benim işte <gülüyor> 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 <Şunu yapıyor. gülüyor> doğru mu Ali abi? <laughs> Doğru olsun canım. Çünkü e, akıl iş yapıyor. Kahve getiriyor vaktinde. Ama gafur ise ne konuşacağını, nerede nasıl yapacağını bilemeyen deli diyor. Hadi bakalım. E, aklına mal olsa da vicdanına mal olmayan insana mal olmuyor. Aslın olmuyor. Vicdan içsel ayaktır iradeyle. İçsel gözdür Latife-i Rabbaniye ile vicdan. Vicdan içsel akıldır zihinle vicdan içsel güçtür hisle. Bozulmama nispetinde doğuştan insanda fıtratı asli olarak vicdan aktiftir. Aktiftir. Yani sen düşünsen de düşünmesen de bitmek üzere dersimizi geçeceğiz. Bunu insanoğlu irade ile bak. İnsan fıtratı asli olarak vicdan aktiftir. Bunu insanoğlu irade ihtiyar ile ya geliştirir ya da yok eder. Arapçada vicdan vecede fiilinin mastarıdır. Buna göre vecede veşht sevgi, muhabbet, aşk, güç, duygu manalarına gelir. Bunu birkaç defa zikretmemin sebebi her anlatışta farklı olsun diye. Buna göre diyor vecede kök harfleri sevgi, veşht, muhabbet, aşk, güç, duygu manalarına da gelebiliyormuş. Vicdan buradan türetiliyormuş. Evet, ha, güçlü duygu vücut bulma var olduğunun şuuruna adam demiş ki e, vücut bulma vecede kökü vücut ne demek ben oturdum alim öyle demiş Vuc, vicdan vecede kökünden vücut zatı sıfata mazar oluyorsun diyor yani subuti sıfatta vücut yok zat subuti sıfatta yok zatı sıfatta var vücut beka kıdem vahdaniyet vücut muhalefetün lil havadis. Yani vücut bulma Dur, durdum yani bu neynesidir volt atıyorum odana. bakıyorum zihnim trur gibi tırr sonra şöyle bir şey var onun için çizdim var olduğunun şuuruna varmak güçlü vücut bu adam yoksa 150 kilo dev adam değil güçlü vücut yani şuurunda mı güçlü vücut kendisi kendisine şahit midir güçlü vücut? Yani şuur seviyesiyle vücut. Evet. Evet. Şu, şuur neydi? Şuur ikinci şuur vicdanın bütünlüğüydü. Onunla var olduğunun farkındalığı vücut bulmak. Yani Allah'ın var ya zati sıfatı vücut, beka, vahdaniyet, o oradaki vücut onu anlatmak için zati zati sıfat. Bize nasıl aktif oluyor? Vicdandaki şuur. Vicdandaki şuur neydi? İrade, e, zihin, his, Latife Rabbani'ye pekmezten karıştırır gibi ortaya çıkan içsel durum, duruş. Nedir o? Şuur. Şuur, ikinci şuur. Ha, bu şuur ile farkındalığı kazanmak. Bununla farkındalığı kazanmak. Bu vücut sıfatına mazaliyeti gösteriyor. Vücut deyince atom ve şey için Bu vücut kavramı farklı. Farklı farklı. Çok farklı. Mesela adam şeyde vermiş. Doktora tezini okudum. Vücut, bir nur talebesi olmakla beraber belki de 30 sayfa, evet 37 sayfa hepsini okudum. Hiç bunda yok öyle bir yer. Vücut kavramı, Muhyiddin Arabi şöyle demiş. Vahdeti vücut böyledir. Bilerek söylüyorum. Panteistlik de böyle demiş. Ee, Sokrates de böyle başlamış. Platonda da de böyle demiş. Hepsini söyler. bilerek söylüyorum. Sonra işte Yunan okulunda şöyle olmuş. Ee, İslam'a şöyle gelmiş. İbn Sina şöyle demiş, Yamaşeri demiş, Şekkaki böyle Nursi de böyle demiş diye başlıyor. Said Nursi de mi? Nursi de böyle demiş. Ondan sonra giriyor vücut mertebeleri falan falan sonra ama bu cümle yok. Koca 37 sayfa ki adam üniversiteyi yani e, tezvi yapıyor, yüksek lisan tezini yapıyor ama şu risalede bulmak şöyle. Yani vücut bulma, vücut mertebe yok. bu cümle yok abiler. Vücut bulma, vicdaniyatın unsurları var ya dört unsuru. Ee, irade, e, şey zihin, his, latife-i rabbani. Bütünselliğinden ortaya çıkan vicdani, şuurla farkındalığın vücut işte. Yani mesela bir vücutun vücuduyla bir hayvanın vücutu, şuur seviyesiyle o terakkiyle fark ediyor. Fark ediyor. Akılla vücutunu söyle. Ben varım demek. Akıl, dima seviyesi. Bir de vicdan seviyesinden ben varım demek. Yani vücut e, temsil eden bir belayeti olmasına rağmen insan ki, e, hakiki vücut oluyor. Bir de seni düşün yani. Hayır. Şey, mesela şu anda derse gelmeden. Bugün derse gelmeden önceki vücut anlayışı. Bak şimdi bunu duyduktan sonra vücut farklı değil mi? Bu inkişaf. Peki bir de ee, buradan söylüyorum zaten. Diyorum ki Allah, Allah olduğunu biliyor mu? Bir hayal eder misiniz? Bir sıyrılın, bir dediğimi hayal eder misiniz? Allah, Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor. biliyor. Allah, Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus olan lezzeti mukaddesesini hayal et. Şunat-ı Zatiye'den söyledim. Lezzeti mukaddesi ne demektir diye kendime sordum. Şunat-ı şunat Zatiye söylüyor ya orada şefkat-ı mukaddese mabetimize orada lezzet-i mukaddese. Allah'tan lezzet-i mukaddese nasıl olur ya? Yemez içmen cinse şey yok. Allah Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddese. Şimdi düşün bir insan dese ki ben peygamberim. Bak ben peygamberim. Ben Resulüm. Daha ileriye geçti. Bütün kainatın tezgahına gittim çekirdeğine. Aa, benim durumdan yaratıldı. Hayal edin hayal edin. Bütün kainat, Cebrail, C Cennet, Cehennem, Arş, Kürs, Domuz, Yılan, Ebu Cehiller, her şey benim nurumdan yaratıldı. Bunu bilmekten hasıl olan ve bunu bilene has olarak kalan lezzeti mukaddesesini düşün peygamberin. İşte bu lezzeti mukaddesesinden hadiselere tahammül gücü olmuş. Başka olamaz. Kavmi kabilesi herkes düşman. Her şey düşman. Yeni bir sistem. Ya tahammül <laughs> içsel gücü nasıl olacak? Nasıl tahammül ediyor? Hep ben mi akıllıyım demez mi insan ya? Ben sorgulamıyor muyum ya? Lan ben tenkit ediyorlar bu ders şeklini. Tamam da bu kadar insan beni tenkit ediyor ya. Ben hiç oturup zannetmiyor musunuz ki böyle takkemi koyup da. olan acaba ben şey miyim? Sonra kendime göre bir formül buldum. Bunun doğrusu nedir? Ha bir. Acaba ben Risale-i Nur bu ders yaparak bu izahlı zarar mı veriyorum karm? Sorun diyorum ya bana da yazın Allah aşkına. Bu derse girerek Risale-i Nur'dan soğudunuz mu? Risan okuma, araştırma vay Allah Allah. Neler varmış dedin? Hangisi olduysa eğer ben ya soğudum bu kitaptan ya bu şeymiş diyorsan hakikaten zarar verdim. Ben okudukça şefkim artıyor. Sen de dinledikçe 22 A yeni başladık hepiniz şahitsiniz. 20 küsür defa okudum diyor. Koydum diyor. Araşa girdim diyor. Bir tane iki tane göstermiyor göstermedim. Sonra bu derse gelince vay wow, Allah Allah manevi boyutu da varmış. içsel boyutu ya bu işin. <laughs> Kur'an'ı okuyup kenara koyanlar gibi. Okudum. Dekenist dedi. Yedi defa meal okudum dedi. Almanya'da. Alman Alman. Tamam diyor dağılacağım bir şey yok ki diyor. Çoğusunda ezberde diyemesem diyor. Türkçe'ye çeviriyorlar bana. Ama diyor sen bir şey söylesen ben ayetin getiririm diyor. E tamam diyor ya bu kadar mı diyor. Sonra içsel dünyadan biraz bahsettim. Hadi Hasan dedim. Orada Hasan Çiğ var böyle kardeşimiz. Almancası şey var. Bir de Kuksa Efendi bir kardeş vardı. Çeviriyordu onlar almancası. Oho Yusuf'un. çevir o oh. Ağlam durdu. İçsel alemde ilk defa şahit oluyor. Onun içsel alemde ilk defa şahit olmalarındaki aleti bir görseydin. Ya. Devam edeyim. Yani bunun için biraz birkaç dakika durdum. Allah'ın zatı sıfatından olan vücut, veka, vaktaniyet, muhalefetun, nilhavadiz, oradaki vücut ne demek bizde? Vicdani şuurun inkişaf ve imbisatıyla, bize kazandırdığı farkındalık ile Allah'a muhatap olma fikri, hissi, duygusu, latifesinin bütünlüğüdür. Vücut. Anlayış. Bir daha tarif et desen yok. Bu bitti. Tamam. Hakikaten edemem. Bir ara Hasan abi ee, şimdi tekvin tekvinden ilim irade ve kudretle çekip alıyorsunuz ya Hasan abi. Hı hı. Değil mi? Heh. Yani vücut yani ademden çıkartıyorsunuz. Tekvinden çıkartıyorsunuz. Şimdi bir ara serbest bölgeyi tekvin bizdeki tekvin diye ben. Evet sureti de öyle ya. Evet. Te, öyle ya. Ama, ben acımasız ama. Ama ama abi aslında e, manevi yani hakiki vücudu oluşturduğumuz tekvin vicdan. Ka kanuniyeti burası zaten. Kanuniyeti burası. Evet. Kanun sureti. Her şeyin sureti orada abi. Hiç onu hiç evet. Her şeyin sureti orada. Vücudun sureti de şeyin de imanın da sureti her şeyin sureti orada. Tekvin tekvinin Kanuni burada ya çap işte. Vücut buluyorsun. Tekvin zatı sıfatta değil mi? Evet. E zatı sıfata aynı darlıktan bahsediyoruz. Burada abi affetmiyor ki. Abi vicdan, akıl seni affedebilir. Mesela günah yaptın, hata yaptın. Ya ne yapayım çekilseydi ya ben araba sürerken o suyu mu kuş yaptıktım? Kadın da dikkat etseydi bir şeyler dersin. Ama vicdan affetmez Zaten onu diyemezse yaşayamaz ki. Ya. Akıl seviyesinde evet sürekli vicdan mümkün değil. Yaşanmaz ki. Yaşayamaz. Çok güzel bir şey söyledi şimdi bu da. Hmm. Bugün en güzel lafı da bu oldu bak. Hmm. Tamam. Yani akılsız vicdan, vicdansız akıl ne olur? Yaşanmaz abi. Yani akılsız vicdan ne olur biliyor musun? Burada orayı yaşıyorsun herhal. Olmuyor o yaşanmaz. Allah Resulü'nde diler ya sahabeler. Senin yanındayken acayip senden gittikten sonra garayıp münafık mıyız dedi. Tövbe estağfurullah. Bu diyor imanınızın iktizası o da beşeriyetinizin gereği dedi. Hmm. Ya çok acayip ya vücut bu ikisi ya türeki tek değiller tek şu mesela bak sıf iki ayağı yere basan Musa Aleyhisselam tamam bir sıf böyle iki ayağı e, havada olan İsa Aleyhisselam bir ayağı yerde bir ayağı havada olan Hızır Aleyhisselam ikisine de ders vermiş yani mülksüz Mülksüz melekut, meleksü, melekutsuz mülk. Ne olur? Birisi topal, birisi kör. Birisi bak kör. Akıl bak kör. Birisi de sağır. Yani vicdansız akıl sağırdır. Akılsız vicdan kördür. Çünkü kulak direkt kalbe iner. Göz beyne gider diyor münafık dersinde. Şey münafık bahsinde geçiyor. Yani kulak niye kalbe mesela Vala semi vala ibsarihim. Niye ilk önce semi diyor da basar demiyor diyor. Hatırladınız mı? Çünkü diyor ustad kulaktan direkt vicdan şey kalbe iner diyor. Ama göz, burun değil dokunma duyguları direkt beyne gider. Onun için işitme kalbe nispet edilmiş. Ondandır ki akıl var, vicdan yok. Yani göz var, kulak yok. E vicdan var, akıl yok. Yani o zaman nedir? Kulağı var, gözü yok. az önce tefekkürümüzü bozdunuz abi siz. Yani bizim tefekkürümüzü. O da biz diye... Abi bir ayağın, affedersin kaldıracağım. Bir ayağın yer basacağım, bir ayağın havada olacak. Böyle yaptın, unutmayasınız. Bir ayağın, olmaz. İki havada İsa'sın. İkisi yerde Musa'sın. Tenzihsiz teşbih, teşbihsiz tenzi böyle olur. Tenzi peygamberi Musa aleyhisselam. Ya Rabbi benden daha ilim sahibi hangi kulum var diyor yani. Burada enanet gibi gözüküyor. Oysa ders alacağım yani. Benden daha fazla ilim verdiğim var mı? İki aya yerde. Var ya Musa. Allah Allah şeriatı, hukuku, hukuk, hukuk. her şeyi biliyor. Her şey. Yani yaratılım şu sen hepsini biliyorum ya Rabbi. Bana öğrettin. Kimdir diyor. İşte şu nehirden gideceksin. işte çatalaşacak şöyle olacak birisi olacak. İşte o gemi. Bak gemi deliyor bilmiyor. Hani bütün ilimlere sahiptin. O duvarı düzeltiyor, gene itiraz ediyor. O çocuğun bilmem ne yapıyor, öldürüyor. Ama Musa, şey, İsa Aleyhisselam ikisi de havada. Ne o? Teşbihçi peygamber. Bir yer, Daha yerde bir aynı havada. İster yer ister yemez, çıkartıyoruz. Ne vicdan ne divan. İkisi cem cem. İkisi cem. Cem. Ve dengeli. Bu hadis falan mı? O... Ayet ayet o. Ayet evet, tabii. Şey yo yo yo, o şey onu teşbih tenzi peygamber e, peygamber Ali hadislerinden ulema almış. Bu tenzi peygamberi bu teşbih peygamberi demiş. Yani ayakları ayakları şey... onlar. Ayakları şu. Şey e, alemi şahadetin temsilcisi, alemi gaybim ben de onun böyle ayak. Size mi ait? E, o ayak bana ait. Tamam. Tamam. Ama alemi şahid, alemi gayb. Tamam. Yeri basmıyor. Yani şahadet. 40 senesini Risale-i Nur dersleri vermiş. Ya burası bir iki kere de kendisinden koştu oraya ya. Ya sen hepten özürçü olasın abi ya vallahi. Hayır. O senden de. Ne olacak? Allah Allah. Yok, <laughs> yok. Hadis'te birisi tenzi, birisi teşbih peygamberidir. Yani birisi yere basıyor. Yani şahadette diyor. Ötekisi diyor ki gaybiyle şahadete, bu da şahadetten gayba bakar diyor. İkisi cem. Evet doğru. Yürürken. Aynen öyle. Yürürken bir ayağı yerde bir yerde havada. Yani şöyle. Bu kalemi nereye koyayım? Böyle mi böyle mi böyle mi? Peygamber buraya hükmetmek için oraya bakarak söylüyor. Götür 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 götür. Olmadı. O kalem oradaki kalem burada iyi gözükmüyor. Şöyle kaldır kaldır kaldır. kaldır. Ha tamam. Oradaki kalemin duruşu oraya göre her tarafa göre burada da güzel gözüküyor. En güzel dönüş bu. Buraya hükmederken orayla hükmediyor. Yani ikisi bak hem yerde ayağa yürüyor hem havada. Hem tenzi hem teşbih. Risale-i Nur, mülk ve melekut. Delili ayet-i kübradır. Birisi zahir ilimleri bitiyor. Dağlara bakar görür ki öteki tarafta rahmaniyet hakikati, rububiyeti uluyet hakikatıdır diyor. Ayet-i kübra çifttir. Çift gözlü. Onun için tek gözlü olanlar amadır. <laughs> amadır. Yani burada ama, orada da ama olacak. Kördür. Ayet-i Kübra tek tek bapta değil. İki tane babı var. Bir, birinci yol. ikincisi. E, her şey öyledir. Ustadın miracını anlatıyor. E şimdi adam diyor ki sıf budur. <laughs> Batın anlamamış ki. Batın denen bir şey yok ki. Akıldan ibaret zannediyor. Bu anlaşılan budur diyor. Da ne eziyorsun? Doğru, haklısın diyeceksin. Eğer sen ona cevap vermişsen sen de anlamamışsın. Üstad, üstad böyle yapmış abi ya. Cevap vermemiş. Rüştü <laughs> abi anlattı anlattı adama. Adam anlatırken adam başka havadan. Diyor ki sana bir iyiliğim olsun dedi. Ya şaka zannediyorsunuz ha bu söz. Ben oradayım. Adam abi ciddi bir şey anlatıyor. Anlamıyor. Anlıyor çünkü soy ismi Ruşta abi koydu onu. Anlamaz oğluymuş dedi. Ben anlamadım dedi. <laughs> Neymiş? Dedi ki ben sana 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 bir iyiliğim olsun kardeşim. Bu bu Ruştu efendi dedi böyle alim. Ondan sonra e, alimdi baya okumuş Irak'ta da Irak'ta okumuş hiç unutmuyorum öyle. Yazın dedi beyaz giyerseniz dedi güneş ışınlarını dedi içeri almaz hep dışarıya yansıtır ve ısınmazsınız rahat edersiniz. Eğer renkli giyerseniz güneş ışınları içeriye alır dedi. Onun için tavsiye edilir. Rüştü Bey kardeşim ben ne diyorum siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Estağfurullah dedi ya. Ama bu renklerin dedi çok önemli var. Allah hikmetsiz yapmaz dedi. Ama adam, şey gibi gitti. Ondan sonra Aynı bu cinsten bana geldi Kurtköy'de. Ya siyasi mehdiymiş ya. Ehven işermiş ya. Yok var ya batıl var. Hocam dedim bak burası Gümüşhane Bayburt Erzurum bölgesidir. Şoda var ya oraya dedim kahve koyar çikolata koyarsan çocuklar çok gelir. O kadar güzel hizmet edersiniz. Elif Bay öğretin dedim. Elif Bay ile beraber onların dedim manalarını doğru. Ben ne konuşuyorum sen ne diyorsun ya dedi. Ama dedim çok, çocuklar böyle celbe olur. <laughs> Hadi de ne var? anladın Çikolata ver çocuklara. Ç çay ver çocuklara. Sen çocuklara Elif Bey öğret. Yani Efenişer ne aitmiş ne hadismiş. Tamam Hadi bakalım. Yolun açık olsun. selam. Çok şükür. Şükredin. Şükredelim. Vücut bulma var olduğunun şuuruna kendisi kendisine şahit vicdandır. Zatın sıfata mazariyetin ifadesidir. Doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan, hayrı şehir, şerden ayırt edendir. O zaman bunları ayırt edebiliyorsa bu manalara fıtrı doğuştan sahipmiş. Yani doğruyu yanlıştan, imanı küfürden ayırt ediyorsa eğitilmeden böyle doğuştan bu fıtrı hali var. Çünkü, çünkü vicdan oluyor, İslam alimlerine göre ahlaklı, erdemli ve huzurlu olmanın miyengi olarak görmüşler vicdanı. İçimizde olmakla mustakil içimizde olmakla mustakildir. Mustakil iradesi aklı gücü, görüşü, Ha, içimizde olmakla mustakildir. İradesi, aklı, gücü, görüşü. Mustakil iradesi, aklı, gücü mü var? Ha, mustakil. Bu mus Ha, iradesi, müstakil ha iradesi, müstakil aklı vardı, gücü ha, ve görüşü. Müstakil. Ha, ha. müstakil. Çok o zaman. Evet, evet, müstakil, müstakil aklı. Ikinciler yani, müstakil, evet, müstakildir oraya. o. Bir biri idayatması yok onda. Ve müstakil hayatı vardır. Ha bir de şey buldum yeni yeni. Buradan bahsediyorduk ya. Mesela biz hayatlıyız tamam mı? Böbrek, karaciğer, dalak. Bu hayatın ifadeleri böbrekle. Hepsi tek şey yapıyoruz. Adamlar şimdi bilim insanları, doktorlar şuna da şey yapmış. Mesela diyor ki, e, spora gittiniz. Halta kaldırırız milyon yaptınız? Kasların kendisine has beyni varmış hafıza. Diyor ki, seni tanıyor bunu kaldırdın. Ona göre ilk tepki vermiyor. Yani müstakil kasların hafızası mı olur? Var. Şimdi bak. Ru, vicdanın hayatı ile dimağın hayatı, kalbin hayatı, ruhun hayatı aynı değil. Kalp, usta hep ayrı diyor. Vicdan hayat diyor, kalbi hayat diyor. Arkadaşlar, hepsinin, her bir hissin, duygunun kendisine has, mustakil hayatı, ruhu, şuuru, vücudu vardır. Hepsinin. Mesela şefkat kendi başına mustakildir. Ama bütünselliğin ifadesi ruhtur. Bak bir daha, ne işimiz var? Biz zannediyoruz ki, biz beden hayatlıyız. Aklın, ha aklın hayatı ayrıdır. E, tahayyülün hayatı var. Tasavvurun vücudu Tahayyülün vücuduna bak. Vicdanın vücuduna bak. Yani bir, hayatı, ruhu, şuuru, vücudu. Hepsi, her ne varsa hepsi müstakildir. Bütünsel ruhtur. Onun için çok karmaşık insan ama çok sade. Erkeni başına yürürsen imkanı yok. Hangi sokak nereye çıkacak? Ve ne çıkacak karşına? Bilemez. Fakat rehberin varsa, çok da rahattır. Sanki yürümek değil helikopterle seni çıkartıp kuş bakışı baktırıyor. Onun için rehbersiz mi? Allah yardım etsin. Şimdi hep okullarda veriyorlar mı? Adam? Hangisi? Bunu Risale-i Nur ders yapanlarda cemaat içinde veriliyor mu ki okullarda verilsin? Bu adam değil vermeyi, değil bunu öğrenmesi. Adam buna düşman. Ders yapan adam düşman. Din, adam ders din, yapan düşman din, buna. Din kültürü ve din, ahlak bilgisi. Ya yani ne yaptık? Dinimizi öğrendik. İhtiyaç duymuyor buna. Kim? Ondan değil. O değil. Bunu ders yapan, çizen, yazan adam. buna düşman ya. Hain diyor ya bu derslere. Bu vicdanı çalışmalara yanlış diyor. Düşünebiliyor musun? O adam o nasıl düşüneceksin? Peki normal mı? Normal tabii. Buradan içeriden bakınca vay bu nasıl? Hayır. Mülksüz melekut, meleksüz mülk akılsız vicdan vicdansız akıl böyle oluyor işte. Ayet-i kübra bir dağlara bakar. Bak bakalım Ayet-i kübranın ikinci makamı böyle mi? Rububiyeti bak bakayım, uliyeti rahmaniyet takikatına bak bakalım. Hiç alakası var mı? Hiç var mı? Dağlara, denizlere bakar görür ki. Ne alakası var? Yürütüyor. E, 29. sözde enfusidir diyor artık. Ama gözle bakacaksın. Yani çekirdek mi dedi? Sikke mi dedi? Ağacın kökünden bakacaksın ağaca doğru. E mühür mü dedi? Meyveden geriye doğru bakacaksın dedi. E, efendim tura. tura mıdır böyle mi? Hatem midir? Böyle bakacaksın. Bakın ya yani bunlar dalga mı geçiyor ya? Risale-i Nur ne zannediyor ya? Klasik doğu eserleri mi zannediliyor ya? İran'ın bilmem neyi Pakistan'ın ne aliminin eseri mi zannediyorsun ya? Yani 124 bin peygamberlerin vazifesini yüklenmiş bir eser ya. Bölgesel semtsel olarak gelen peygamberlerin vazifesini asıl mücididdiye almış üzerine. Endonezya, Bangladeş'teki, Hindistan'daki, Irak'taki, Fas'taki, Filistin'deki, Rusya'daki, Türkiye'deki Müslümanların gıdası ya. El bakıştan bakılacak. Evet. Senin ve benim gibi. Acep bir şey ya. Benim anladığım gibi mi külliyat ya? Ben beni heyecanlandıran bu. O zaman ben nasıl bu cinayeti yaparım ya? Benim anladığım gibidir demek kadar bu insan nasıl alçalır ya? Fatavasızca diyor o senin düşüncen diyor. Acayip bir şey. Ona soru sordum. Ona soru sordum o manaya. Bu benim düşüncem ya Risale-i Nur sana ait mi diye soru sordum. Ben formülü çok seviyorum. Çok. Ben muhakemat okurken şey yaptım. Bunu çıkarttım yazdım. Dur dedim ya. Bu benim düşüncem mi? Ben mi ürettim? Ben de mi o uyanda? Acaba burada var mı? Dedim. Ne? Bunun formülünü bulacağım. Bana ait olmayacak. Tasip olmayacak. Şöyle bir formül buldum. Nereden buldum? Muhakemattan buldum. Diyor ki Kur'an'ın diyor tefsiri Kur'an'ın olduğunu anlamak istiyorsan diyor. Aynı lisanında kanun Aynı böyle geçiyor. O diyor manaya soru sor. O mana seni oraya götürüyorsa o mana onundur diyor. Evet. Soru sor çıkarttım ana. Sen nereye aitsin? Mahkemede aynı böyle geçiyor. Aynen. Sordum. Sordum. Neden, neden, nasıl? Dedim ki mesela dedim ki mesela şimdi uygulayalım. Ee, mesela vicdan ikinci akıldır. Vicdan ikinci akıldır soruyor. Aklın aklıdır. Ey bunu bu mana aklın aklı. Yani ben külliyata ait midir? Ha diyor ki vicdan vicdanda ne var diyor. Şimdi merak et bana aittir diyor Risale-i Nur. Bu senin söylediğin bana ait. Nereden biliyoruz sen bana söyle. Vicdanda zihin vardır diyor. Zihnin dişe vuruşu marifetullah'tır diyor. Bu inkişaf ettikçe diyor akılda akıl yaptığı hataya akla diyor ki akılsızlık yaptın. Bu düşünce diyor ki düşüncesizlik yaptın. Akla diyor ki aferin lan bu akıllılıktır. Aklın aklı bu. Usta da diyor ki iman hayatın hayatı. Hayatın hayatı olur. Evet. Yani muhakematta bir daha Kur'an'ı tefsir etmek, tefsirde olan her şey Kur'an'da olduğuna anlamına gelmez diyor. E, i̇bn e, İbni şey diyor, e, istat etmek, e, e, şey, ser ve o şey, dünya oküz ve balık. E, i̇lk tefsirci kim? İlk tefsir, e, ilk, ilk tefsir, tefsir eden var ya. İbn Abbas. İbn Abbas. İbn Abbas'ın eserinde olmak diyor illa Kur'an'dan olmak anlamına gelmez diyor. İsrail alimleri diyor Müslüman olduklarından malumatları da İslam oldu diyor. Dolayısıyla onların malumatlarına da İslam'dan bakıldı diyor. Ama diyor o diyor malumat zahiriyelerine sorulsa sen kimsin? Kur'an dese ki benim malımdır Kur'an'ındır diyor. Şimdi soruyoruz. Eee Kur'an'ın risal. Bunu çıkarttık. Yani e, vicdanımızla alakalıdır. Aklın aklıdır dedin. Bu adam diyor ben diyorum. ey Risale-i Nur. Ben diyorum ki vicdan diman aklının aklıdır. Sana mı ait bu mana bana mı ait? Bak asan. Vicdan da zihin var. Zihnin sonucu marifetullah. İradenin ibadetullah, hissin müşadetulla, latifenin şey latifenin müşadetulla, hissin muhabetullah, zihnin marifetullah. Marifetullah nedir? Marifet, marifetullah olunca, marifetullah olunca akla diyor ki akılsızlık yaptın. Bu olmasa aklı kim denetleyecek? Bana aittir diyor. O zaman o çıkarım gizliydi. Üstünü sen açtın. İlla iki nokta üst üste yok yani. Ha, yani sen de ki açtırdılar sana ya. Şöyle gelirken Ümit denen bir kardeş var İzmir'de. Selam olsun. Ee, sırf onu konuşmak için ödemişten aldım. iki araba yaptık. Sırf onlar saat ikimiz baş başa. Biz dört kişi, şey beş kişiydik. Ee, Seyahattaydık. Sırf bununla konuşmak için onun arabasını çıkarttım. Ne dedi biliyor musun? <laughs> Ampul bulunurken aynı zamanda ampul bulunmasına dair muracat edilmiş lisans almaya. Beş kişi. Birisi canlı yayını açmış, kapatsın. Bak düşürmeyeyim yoksa, iptal edelim. Şimdi beş kişi, beş kişi ama ilk önce bu başvurmuş. Adam başka bir tanesi, şiir yazmış, <laughs> Yaşsa, gece şiir yazmış, Koy, koymuş, tiyatroya gitmiş, bakmış tiyatroda kendi şiiri söyleniliyor. Hemen demiş ki sen nasıl benim şiirimi çaldın? O da dedi ki sen şey, şey mi söylüyorsun? Aynı saatte yazmışlar. Nereye varmışlar? Bilim insan Allah demiyor. Ee, Tanrı diyor o şey insanlara vereceği zaman diyor. Ee, dünya semasına bulut olarak gönderiyor. Ona en ehli kim? Çok iyi dinleyin bu çok önemli. He, evet, rand, evet Kimin radyosu açık? Tanrı diyor o bulut şeklindeki şeyi ona şey yapıyor, ona onlara veriyor. Kim ehilleri bundan da bunda? Yani bu dersler benle gösteriliyor. Yani şey abi, ben gösteriyorum en değil. En fazla ihtiyacı icabı. E, geçen o. Evet yani. Ve bir, bir daha. Kiminse ona veriyor. Bilim insanı diyor ki e, öteylerin diyor. <coughs> ötelerin bir zamanı gelen bir diyor keşfin öyle diyor. Dünya diyor semasında bulut şeklinde olur. Bulut. Sonra o buluttaki bilgi, keşif. Kimin radyosu açık? Kim buna uygun? Onlara aynı anda veriliyormuş. O beş kişi, üç kişiye. Senle çıksın. Ve kişi şuurunda ise benle ifade edildi der. Şuurlu değilse ben yaptım der. Maneviyat da öyle. Mesela asrın yani Lut kavmi, Semud kavmi, Şuhut kavmi bir sürü pislikleri var. Bunları tamir için peygamber var. Ama şimdi peygamber yok. Bir kişi seçilecek. 124 bin peygamberin vazifesini üstlenecek. Bir eser olacak. Ve bir kişinin ruhu buna mazar olacak. Semaya indi bu mana. Kur'an'ın hakikati indi. Kur'an'ın hakikati ra açık radyo aradı. Orada çalmak istedi. Orada bir baktı, bir baktı ki radyo. Sırf zamanın radyosu açık. Orada kendisini ifade etti. Usta da böyle diyor. Peki bu söylediğim bu bilimin külliyata götürelim. Külliyat sen de bu manayı kabul eder misin? Evet. Usta diyor ki yazdırıldı. Ben de ifade edildi. Ben de bilmiyorum. Ben de şükrediyorum. Demiyor mu? Hı. Ha. O zaman söylenen bir mana külliyata ait misin değil misin deyince eğer külliyata herhangi bir yerler hatınıza geliyorsa ruhunuz onun dışa vuruşuyla yaptı. Onundur. Bu mahkematta geçiyor bu. Hı. Dedim. İbn Abbas'tan bak aynı size söylediğim gibi ona manaya sorulsa senin sen burada yerine ben şuraya aitim dese o izah izah değildir. O mananın bir manası, bir masada kıdır diyor. Usta da diyor ki biz demiyoruz ki sarih manası budur. Kur'an'ın mutadit manasından bir işari manası budur diyor. Bir remzi manası budur diyor. Yoksa bir sarih manası budur demiyoruz. Ama sen diyor sarihten başka mana kabul etmiyorsan Kur'an'ı donuklaştırırsın, muayenleştirirsin. Sırf zahirde anlaşılan manası kadar manası varsa Kur'an zulm zulüm olur. Harun'la yaşadığımız bir hadise geldi aklıma. Hı. Bir gün cuma günü koştu ve geldi bana. Konuştuk, 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 konuştuk. Bölmeye kıyamıyoruz. Cuma namazına gitmemiz lazım. Cuma namazına gittik ki döndüğümüzde keyifle konuşuruz diye. Döndük. Bir baktık bir ses kaydı gelmiş. Hı. Kim? Hasan abi, Hasan abi bizim konuştuklarımızı anlatmış. Ya düşünelim mi, sevinelim mi? Biz söyleyecektik, o söylemiş. Ben <laughs> de söylemiş? Bizi mi diyoruz ya? Evet. Aynı. İşte o bulutta radyosu kimin açıksa veriliyor. Şimdi son cümlemi okuyayım, girelim. Kendisinin kendisiyle denetleme sistemi ki bundan kaçınılması mümkün olmayan. Yani kaçamazsın. Güçlü vicdan, güç, güçlü insan demektir. Hem vicdan amaçtır, hem amaçtır, hem araştır. Karşıyı kalıcı etkilemenin ana ümdesi vicdandır. Hem amaçtır, hem araştır. Hem süreçtir, hem sonuçtur. Dünyanın sonucuyken ahiretin süreçidir. Karşı. vicdanına mı? Evet. Vicdandan vicdan, vicdansız, vicdansız nasıl yani? Üstad hani vicdanına hitap etmek diyor ya yani o zaman. Evet. Aynı yerden Buradan e, doktor bir şey mi diyeceksin abi? Evet. He, buradan bu dersi bitiriyoruz. Yani şey ısınmayı yaptık. Şimdi derse başlıyoruz. Evet. E, birinci ara El Fatiha. Auzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve selatü ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin. Selavat. Vicdan kaçıncı ders abiler? 22. 22. dersin ikincisindeyiz. Sözler 700, mektubat 469. Nedir o? Vicdan cezbesiyle Allah'ı tanır vicdanda mündemiştir gömülüdür vicdanda gömülmüştür vardır sistem ne varmış İncizap ve cezbe bu da neyi gösteriyor bir bir cazibin cezbi ile daim olur incizap sistem bu var sistemde bu olunca bunu tahrik edecek bir şey bulunca otomatik çekiliyor cezbe ne demek cezbe kendine doğru çekme. Yani adam şeyli, cazibeli ya. Yani. Cazibeli. Çok cazibeli. Kendi üzerine çekiyor. Cazibeli araba, cazibeli eş, cazibeli çocuk, cazı tamam oradan kalsın. Kendine çek. İncizap ise çekiliyor. Bu niye durdun? Vicdan da iki sistem çalışıyor. Ee, çeken çekilir. Çekilen çeker. Alan verir, veren de alır. Yiyen yedirir diye bir laf var ya. Zayıf adam yemez yedirmez de. Ş şişman adam öyle de halkın arasına. Yiyen mi boğazdım yedirir. Ha, o kesiften örnek verdim. Şimdi bir daha çekildiği için çekiyor, verildiği için veriyor. Vicdanda böyle bir şey var. Vicdanda. <laughs> Nereyi çekiyor? Allah'a çekiyor. Nereden çekiliyor? Ahiretten çekiliyor. Şimdi geçiyoruz arka tarafta. Bu daha yeni şeyin izah edilecek. Vicdanın fıtratında hem çekme hem çekilme var. Vicdanın fıtratında hem çekme hem de çekilme var. Vicdanda mündemiştir aslı olmuş. O şeyi versene bana evvelaten vicdan da çekilme var, çekme var. Aslı bu vicdanın. Vicdanın fıtı yapısına uygun cezbe, çekme varsa vicdan çekilmeye başlar. Mıknatıs demir gibi. Vicdan cezbesiyle, çekilmesiyle Allah'ı tanır. Allah nasıl tanıyor? İman edince Allah seni çekiyor seni çekince öyle tanıyor, şahit oluyor. Bak ne diyor? Vicdan cezbesiyle yani çekilmesiyle Allah'ı tanıyor. Demek vicdanın fıtratında Allah'a karşı çekilme var. Çekilme desem tam ifade etmiyor. etmiyor. Olmuyor. A, cezbe işte. Ne anladınsa. Mesela şöyle diyeyim. Bir kız mesela seni çekiyor seni çekiyor. Cezbesi var diyorsun. Yani çekilmek yani çok basit değil mi? Basit evet. değil mi? Çok basit, çok. Çok yani şey çekme. Evet. Cezbe başka bir şey ya. Yok. O oluyorsun ya. Ondan oluyorsun. O. Her şey ne oluyor ya? O oluyor. Ona dönüşüyorsun. Evet, ona dönüşüyor. O kadar. Cezbe yani. Yani lügatını bir bilelim. C, vicdanda iki sistem çalışıyor. Çekiyor, çekiliyor. Tamam. Neyi çekiyor? Ee, yani mesela cezbe, cezbe, bir de ce incizap var. Çekme, çekilme var. Çekmesi e, mesela kendine doğru çekiyor. İncizap ise çekiliyor. Karşıya doğru. Evet. O çekiliyor. Yani ona dönüşüyor. Devam edelim. Bendeki, ben ha, oraya doğru gidecek herhalde. O, o zaten. Aslında, aslında ben hiçbir ilgisi yok bunun da. Bakayım şey ne oldu, olacak. Oldu. evet. Ya yani 11. söz Arun'un dediği gibi atla geliyor Hasan abi. Yani bir gidelim yani, bakalım. Bir gayb nazarıyla bir gaybın nazarıyla bir de kendisi. Şey, gaybın nazarıyla evet. evet. Bak vic, demek vicdanın fıtratında Allah'a karşı çekilme var. Allah'a karşı çekiliyor. Vicdan çekmiyor Allah'a. Allah çekildi. Allah seni çektiği için ben Allah'a çekiyorum zannediyor. Sonra demek <laughs> Vicdanın Allah'a karşı çekilmeye nokta istinat demek. Vicdanın Allah'a karşı çekilmeye nokta istinat, vicdanın ahirete karşı çekilmeye nokta istimdat. Vicdanda bunlar mündem içmiş. Nokta istinat, nokta istimdat. Allah'a karşı çekilmeye nokta istinat. Ahireti biz çekiyoruz. Vicdan ahirete karşı çekmeye var, istiyor. Allah'ı biz istemiyor muyuz? Hayır ilk önce. Allah bizi isteyince biz istiyoruz. Yani sevmedikçe sevemiyorsun. Yani sevdirtmedikçe sevemiyorsun var ya. O Allah liyakata göre seni seviyor, sen de onu seviyorsun. Sevmiyor seni. Evet. Onay verdiği için namaz kılabiliyorsun. Yoksa kılamıyorsun. Niye? Men yaşa. Liyakat bu. Yani bir nevi huzura kabulün olan namaz ile diyor. Ee, bir, bir tanesi e, bak birincisi gidelim biraz da ezber olmasın bu malzemeleri koya koya beton atacağız şimdi İnsan gafletle dahi olsa insan gaflette dahi olsa bir cazibin çekenin bir cazibin çekenin cezbiyle çekmesiyle daim olur incizap Vic, vicdanı daima Allah canibinden çekiliyor Münafık istisna çekilmiyor. Cezme Allah'tan oluyor. Arabanın ya bir cazibesi var be kardeşim bu arabanın. Bu binanın bir cazibesi var ya. Yani böyle argoda olsa kızım bir cazibesi var diyorsun. Aslında kızacak bunu ne veriyorsun. Ee, ancak kanlıyoruz. Allah, Allah'ın da cazibesi var. O e, bizi onaylanınca, onaylayınca onaylayabiliyoruz önce ters vardı değil mi? Ters anlaşılacaktı. Biz biz Allah'ı sevdiğimiz için Allah bizi seviyor. Duyması kimse. O bizi sevdiği için biz sevebiliyoruz. O sevdirtmese sevemezsin. Allah'ı seviyorsan İrfan doktor şükret. Allah senden önce seni sevmiş. De sen de sevebiliyorsun. Sen namaz kılıyorsun ya. Gafur. O onayladığı için. O zaman deme namazım kabul oldu mu? Abi gafil olmayacak zaten sana namazı vermez. Huzurunu alır mısın? Bir adam düşün ki hiç sevmiyorsun. Nefret ediyorum lan, senden. Ama gel huzuruma. Der misin? Nüfrüt ettiğin adama en çok sevdiğini verir misin? O da iman. Hemen bir soru geliyor. Benim ne suçum var? O, bu derse gelme. Cumartesi dersindesin. Sen cumartesi dersine gel. Yani niye Allah beni... Yani adalet, kader, mader. Onlar o sorular cumartesi dersinde. Dün akşamdı bu, bu Burada yok o. Bu ortamda lugat yok. Yani seni sevdiği için sen sevebiliyorsun. Çektiği için çekiliyorsun. İstendiğin için, istendiğin için sen isteyebiliyorsun. Sevmedikçe sevemezsin. Böyle. Ben kabul etmiyorum. İster et, ister etme. Kapı orada. Dünya da orada. Peki ne yapacağız Allah beni sevmesi için? Sevecek işleri yapacaksın. Diyor ki, Allah hidayeti veriyor. Kime diyor? Meala Allah istediğine hidayeti veriyor. Kaderinde püf nokta cevabıdır bu. Allah istediğini hidayeti veriyor. E peki benim ne suçum var? Sen de Allah'tan hidayet istiyor musun? Allah'ın istediği gibi olursan Allah'tan da istediğini alırsın. Cevap bir daha. Allah'ın istediği gibi olursan Allah'tan istediğini alırsın. Ha, o zaman e, Allah'ın istediği gibi olana Allah'tan da istediğini alıyorsun. Ha, o zaman, Hidayet nedir o hidayet? Hidayet Allah'ın seni onaylaması. O istiyor sen de istiyorsun ama onun gibi olursan. Sonra devam edelim. Cezbe düşer zişur. Ustad neler koymuş? Ger eğer şahit Zülcemal Celal değil görünse... Latife-i Rabbani'ye aktifliği kadar vicdan cezbe düşer. Peki Latife-i Rabbani'ye ne kadar, vicdandayız ya. Ne kadar böyle aktifse bizde cezbe düşer. Çekilme başlar. Yani burada düşmanın e, vicdanın bir çekmesi yok. Vicdan da cezbe oluşuyor ve oraya çekiliyor. Yani onun bir şey çekmesi yok. Yani kendine doğru çekme diye bir şey yok. Vicdan çekmiyor. Cezbeleniyor, cezbe oluşuyor. Oraya gidiyor. Mesela şöyle bir şey. Biz okulda yapmıştı hoca. Çekliyorum. Gafur bunu bilir. Ee, tornavidayı hoca var ya elektrik kablosu. Sardı bunu. Helozonik yay gibi yaptı. Kablo gitti. Kablo gitti. Bu tornavida ucu. Elektrik geçiyor kablodan. Bu, bunun alakası yok. kabloya. ya. Bu e, tornavida demiri, çakıyı, çiviyi çekti. Mükladislendi. istendi hmm. Elektriği kesiyorsun. Tornavida çekmiyor zahirde görünüşe o kabloyu görme. Vay be ne biçim tornavida ya. Çivileri çekiyor. Somunları çekiyor. Sağ el parmak kanunu vardı. Böyle hatırladın mı? Sol el vardı. doğru geliyor. Kardeşim aynen öyle. Bu tornavida vidayı çekiyor mu abi? Çekiyor. Kablo sana bu meziyeti verdiği için sen çekiyorsun. Kab yani bu eletik. Eletik bu Allah hayman seni sarmaladı. Allah seni onayladı, sevdiği için sen ahireti sevebiliyorsun. Çekildiğin için çekiyorsun ahireti. Ben buradan eletiyi sök. Bunda mukaddisi özellik kalır mı? Çekemezsin. İlk önce çekiliyorsun da sen çekiyorsun. Fişi çekiyorduk. Hadi somunu çekin bakalım. Yani çekin. Bu tornavida somunu çekebilmesi için bunda mıkladislik özelliği verilmesi lazım. Mıkladislik özelliği zatından değildir. Hariçten yapılır. Ondan sonra dedi ki bu hazır kabloydu. Yani kablo tak, tak 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 sardı hoca. Kablo gitti. Burada bir ucu kalmadı. Sonra ampul yandı yani. Ama baktı ki orada sarmaladığı için ne kadar fazla sarım olursa o kadar kuvvetli akü oluyor. Şey mıknatıs oluyor. Onu çekti. Bak tornavida ahiret. Şey civata ahiret. Ee, tornavida vicdan kablo haşa Allah'a misal. O çekildi çektiği için çekiyoruz. Çekilen de ahiret. Devam edelim. Evet. Artık doldur, doldurabildiğin kadar. Yani nedir biliyor musun bu işin? Ne kadar mevzuyu anladınsa o kadar zengin misal verirsin. O kadar sade ve küçük böyle. Çok küçük, basit çele izah edebilirsin. Çok büyük mevzu dahi olsa anlama nispetinde çok basit çele izah edebilirsin. Evet. Einstein'ın bir sözü var. Ne kadar iyi anlarsan o kadar iyi anlatırsın. Buraya de ihtiyaç, ihtiyaç meyli koyabilir miyiz buraya? ]irmâ. Yok aynı. neydi? İyim. Ne? İman neydi? İstihyak. İncizap? İhtiyaç, meyil. Evren tek bir hangi meyilimiz var, var ki imana uzanırız yoksa meyle evren tek yani e, hani Allah şey yaptığı için Biz ]ten. çekebiliyoruz ama DecTime. bizim hangi özelliğimiz yani mesela demir olmasın meyli midir onun? İşte vicdan e, bir sistemin ayağıdır. Vicdan kalbin bir ayağıdır. Dima da kalbin öteki ayağıdır. Kalp iyi çalışırsa vicdan da çalışır. El etik de öyle kabul et. Yani bu aslında önemli bir ilişki var yoldur. Evvam biri tek bir bizdeki içindeki karşılığı ya da şeyi incizap tarafı vicdandır da Vicdanda yani, e, en azından bak bunu unutmadan sureti, kanuni, takikatı o yerleşecek ya gidelim biraz da. Bu en azından bu mevzu bu. Yani incizaba, evameli evamili tekvini açısından da bakmak lazım. Evet. Evamili tekvini neydi evamili tekvini? İyiyim. Ne demek? Evet. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil, incizap. İncizap var. Abi. Yani vicdanın ikinci şeyi orada. Vicdanda iki sistem var abiler. Cezbe ve incizap. Cezbet benim benimle alakası yok. Ben çekiliyor. İncizap ise çekiyor. Ama o cezbin işte etkisiyle Evet. O zaman e, burada incizap mı var? Vicdanın bir sıfatı. Yani mündemiş. Evamiri tekvini de ihtiyaç iştiyak incizap meyil. O bir vası ha evamiri tekvini aktif oluyor. Tamam çoğalabilir. Artık birbirine ne kadar bağlı olduğunu görün. Ne iç alem ne kadar birbirine bağlı. Devam edelim. İnsan gaflet, gaflette dahi olsa bir cazibin yani çekenin cezbiyle yani çekmesiyle daim olur incizap. Vicdan daima Allah canibinden çekiliyor. Münafık istisna. Cezbe düşer zişur ger. Ger ne demek? Eğer şahit manasında. Zülcemal celal değil gör, görü, görünse Latife-i Rabbaniye aktifliği kadar vicdan cezbe düşer. Latife-i Rabbani'ye aktifliği kadar. Latife-i Rabbaniye'nin müşahadetullahı ki gözle görmek gibi değil, nispetinde cezbe olur vicdanda. Yani vicdanda irade, zihin, zihin, his, Latife-i Rabbaniye. Latife-i Rabbaniye'nin vazifesi müşahadetullah. Allah kendisini ne kadar aralarsa Latife-i Rabbani'yi Allah'a seyreder. Latife-i Rabbani Allah seyrettikçe e, muhabbetullah artar. Muhabbetullah arttıkça e, marifetullah artar. Marifetullah arttıkça ibadetullah artar. Görüyor musunuz? Bir daha. Tersten gittim. Bak vicdanda ne vardı? İrade. Dışa Eylemsel hali ibadetullah. Çık yukarıya. Vicdanın ikinci unsuru zihin. Dışarı vuruşu marifetullah. His. Zorlanma Abdul Melik. Çünkü altyapı bu abilerin çok dolu. Hani zorluyorsun görüyorum. Hiç kendine şey yapma. Üzülme. Niye tam anlayamıyorum bu. Kolay bu. Vicdanı dört tane unsurunu ezberlersen kolay olurdu. Tamam 136 5 amir. Hani yani niye biliyorum diye sakın şey yapma. Çünkü okumadığın şeyi ne, nereden bilsin? Ee, bunlar çok katıldı 10 seneden beri onun için. Ee, öğren. Yani şeyde demiştim ya lugat yok şimdi. Şimdi vicdanda ne vardı? İrade. Dişe vuruşu ibadetullah. İkinci tabakası neydi? Zihin. Dişe vuruşu marifetullah. Hissin vardı üçüncü tabak aşağıdan yukarı. Dişe vuruşu mabetullah. Dördüncüsü Emre. Burada mısın? Burada ol Latife-i Rabbani. Dışarı vuruşu Müşahedetullah. Ha şimdi şey yapıyorum. Bak. Latife-i Rabbaniye son mavi. Vazifesi nedir? Müşahedetullah. Allah kendisini ne kadar aralarsa Latife-i Rabbani Allah o kadar görür. Ben kendimi göstermesem dışarıya kim gelin beni görecek? Geçerim odama. Perdeyi kapatırım. Kimse beni göremez. Allah kendisini ne kadar aralarsa Latife-i Rabbani Allah'ı o kadar görür. Allah'ı ne kadar latife-i görürse, iniyor maşaya. his de muhabbetullah o kadar olur. Ne kadar muhabbetullah olursa e, zihinde marifetullah o kadar olur. Marifetullah ne kadar olursa ibadetullah o kadar olur. Diyorlar ki yani Allah gözükür işte burada e Zaten çekilince yani cennete layık oluyorsun. Cennete layık olunca da zaten gözüküyor. Şu anda. Düküncesi Mesela a yapayım. Namazdasın. Hı. Veya Kur'an okuyorsun. <Sessizlik> Elhamdülillahi Rabbin alemin arrahmanin rahim maliki yevmiddin İyyâke ne'abdu ve iyâke nesta'in Huzur olmuyor. Huzur oluyor. Allah hazır olan olunca gafur hazırda huzur olur. Huzurda nasıl tanımlarsın böyle? Aa. Sen zannediyorsun ki adam Rahman suresini okuyor da bende huzur oldu. Rahman suresi kapıyı açtık. Rahman suresi sonuç değil süreçtir. Sonuç Allah'ın kendisidir. Nokta istinat olunca istinat olmuyor mu? Abi? O zaman oluyor. Kardeş Allah'ı görüyoruz da cehalet var ya cehalet. şu kör olası cehalet. Allah'a da iftira ediyoruz. Allah gözükmüyor. Görme meselesi gözükenin Allah'ın sorunu değil. Görenin sorunudur. Senin sorunundur. Onun sorunu değil. Bir tanesi diyor ki Hazreti Ali demiş ya görmediğimi Allah'a inanmam. Vallahi ben de Allah'ı görüyorum. Sen seni görüyorsun ama sen o kadar cehaletiz ki Allah gözükmüyor. Çünkü sen niye gözükmüyor diyorsun? Allah'ı böyle kalem gibi emri buraya gel. Görüyor musun seni bak Şimdi Allah'ı böyle kafa gözüyle kafa gözüyle görmek şekile indirginiyor. Bütün şekillerin sahibi hangi, hangi şekle inecek? Latife-i Rabbaniye'nin gözü, iradenin gözü, aklın gözü, vicdanın gözü farklı. tam mı? Latife-i Rabbaniye'nin gözü de huf, o görmesi bu olur mu? Ama ben gö görmeyi buna indirgiyorum. Bu şekilde arıyorum. Bu sefer o da kapanıyor, o da darılıyor, o da çekip gitti. darıl Hepsini, 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 hep bak, hepsinin vücudu, hayatı, ruhu, şuuru. Latife Rabbani'nin hayatı, şuuru, hissi, vücudu hep ayrı. Ayrı bir dünya ya Latife Rabbani, acayip bir adam, o galip bir şey o. Ama. Latife Rabbani'ye darıltıyoruz. Diyor ki olan ben seni o, ta o tarafı buraya taşıdım. Ben seni şahit ediyorum, gösteriyorum. Sen hala tutturuyorsun. Abi gafil acaba bağırıyor. Gözükmüyor diyor. Gözükmese ben ne yaparım? Ben sana boğazı nereden getirdim diyor ya. Ben bir aletim diyor. Sana bak orayı bu tarafa getirdim. Hatta getirmedim. Oraya ben seni oraya da götürmedim. Oraya da getirmedim. O oldun diyor. <laughs> oldun diyor. Hala acayip biz ya tuhafız. Çocuğunuz, kızınızı, evladınızı şefkat gözüyle nasıl görüyorsun? Kafa gözü müdür şefkat gözü? Yatamıyorsun değil mi? Bir sıkıntısı olunca. Başka bir göz değil mi? Çocuğuna bakınca nasıl bir göz? Başkası baksın veya başka bir haletle şey yap. Bak niye çocuğuna, kızına, evladına, eşine, amcana farklı? Her bakışta farklıdır. Başka bir göz be kardeşim. Başka bir göz. Bu göz değil ya. Kör olası hep indirgedik buna. Bu da bir göz. Bu da bir göz. Bu da bir göz. Bu da bir göz. Bunu gördüğünü temas. Bu görür mü? Acayip bir şey ya. Bunu gördüğünü, bunu gördü bir mi ya? Bambaşkayız ya. Çünkü sahipimiz bambaşka. <laughs> Devam ediyorum. İşte. Sıfat, de abi. sıfat de. Değil mi? Değil abi? Ruhun bir sıfatıdır. Ruhun sıfatıdır. Evet. Ama oraya girersen o Acayip bir şey. Ama nereye koyarak pelgeli dedim ya. İşte zih bu muşahede tulan nispetinde oluyor ki bak Zişur vicdan zişur oluyor. Niye oluyor? Latife-i Rabbaniyede Allah kendisini aralıyor. Allah kendisini aralayınca Latife-i Rabani Allah'ı görünce cezbeye düşüyor. O zaman şuur, zişur şuur e, cezbe gelir bak. Cezbe düşer Zişur. Şuurlanıyor ne ile? Gördüğü şeyle, çekildiği şeyle. Aa Allah ile şuurlanıyor böyle. Allah deyince lafız onu anlatmıyor ki. Allah deyince ne anlıyorsa koy işte. Bak bir şey, bak. Bir daha şuuru anlatacağım. Zişur. Cezbe düşer zişur ger zül cemal görünse. Zül cemal ne? Zül cemal görünse Şuur sahibi olurum. Niye? Cezbe olduğu için. Bir daha. Zül Cemal. Ter, ters gidiyorum bak Risale'deki. Zül Cemal eğer görünürse ben de şuur olur, şuur sahibi olurum. O nispetle cezbe sahibiyim demektir. Yani Allah, ben Lazcasını söylüyorum. Allah kendisini araladı. Latife-i Rabbani bunu gördü. Latife-i Rabbani bunu görünce Allah'ı Hepsine, o merkeze Allah'ı görmeyi akla dedi ki şu şekilde sen düşün. Ee, şey dedi ki kalbe sen bu şekilde duygulan. Ee, Latife-i Rabbani ruha diyor ki sen de kendi çapında bu görmeyi kendi aleminde artık imbiklerden geçir. Allah'ı Latife-i Rabbani yani gıda, su, mideye gidince karaciğere dedi ki sen kendine göre tırnak, göz, kulak. Kendinize göre kullanın. Suyun tırnaktaki işleviyle gözdeki, saçtaki işlevi aynı değil. Ama su aynı yerden geldi. Latife-i Rabbaniye ver bana dedi. Tırnak da farklı, göz de farklı, tefekkür de farklı, kaslarda farklı. Su farklı olmadı mı? Latife-i Rabbaniye Allah iyi dinleyin buralara. Latife-i Rabbaniye Allah'a görünce <laughs> o havuza, o mideye Latife-i Rabbaniye geldi. Latife-i Rabbaniye de kalmıyor. Onu tevzi ediyor, dağıtıyor. Dimağın mertebelerine itik itikada atıyor, iltizama atıyor, izana atıyor, tahaüle atıyor. Allah'a kendinize göre, aha ben size attım, kendi imbiklerinden geçir. Sonra kalbe atıyor. Latife-i Rabbani, o gördü Allah'a. Sonra vicdana atıyor. Herkes acayip oluyor. Hepsinin Allah'ı görmesi farklı oluyor. Mesela imani bir kulakla dinle diyor. Ona başka bir kulak mı? Var? İmani kulak varmış. Bu Latife-i rabbaniyede Allah'a görünce semi kulağa atıyor. Bu kulak semi şey sıfata mazar ya. Beyine buraya atıyor Allah'a görünce imanın bir kulağı oluyor. İmanın bir gözü oluyor. İman gözü görür onu diyor. La nasıl bir gözü? İman gözü görür. Yani latife Rabbaniye havuz havuz. Aldığını bana az değil, egoist değil. Adam bulduğu manayı kendisine tutuyor. Tutma ya. Al. Aldı latife Üç defa anlatıyorum Mehmet kardeş ki. latife Rabbani havuz mide gibi. İndi mi oraya abi? Hepsini tevzi ediyor, dağıtıyor. Hepsini de. Kalp gözü vesaire. Şimdi biraz da gideyim. Yukarıda olsa, yukarıdan aşağıya dağılıyor. Ahiretteki ağaç öyle. İrfan bir daha bak. Bak zül cemal görünse düz okuyayım geri gideceğim. Burada var mı? Aa. Nerede? Ben öteki sayfada mıyız? Aşağıda var, aşağıda. Ha, abiler bak. Şu görüyor musun abi? Cezbe düşer zi şuur gel zül cemal görünse ters gidiyorum. ''Görünse Zülcemal er zişura düşer cezbe ile.'' Zülcemal, ''Allah kendisini aralar, latife i Rabbani Allah'ı görür. Allah'ı görünce bu da bütün sisteme tevzi eder.'' Akla, kendine, tahayyüle, tasavvura, itikada, iltizama, kalpteki latife insaniye, ruhtaki sisteme o havuzdan verilir. Verilince herkes kendisine göre Allah'ı görüyor. İman gözü işte duyar, iman gözü imanın kulağı, hayatın hayatı olur. Devam. Anladık zaten. İşte zişur bu. Ha zişura gelecektin Esas onu alacaktır. Latife-i Rabbani abiler Allah'a gördü mü? Dışarıya tevzi etti diye. Peki Latife-i Rabbani'yi gördü. Şeye Latife-i Rabbani gördü. İn aşağıya. Bir alt tabakası neydi? His. Hisse attı. Hisse attı mı abi? Atınca ne oldu his? Muhabbet. Muhabbetullah oldu. Sonra bir aşağıya da attı zihne. Marifetullah oldu. Bir aşağıya da attı ibadetullah şey. Bu dördünü topla abi. Time pekmez gibi. İbadetullah, marifetullah, muhabbetullah, muşahadetullah. Karıştır İrfan. Şuur. Dördüncü mi şuur? Vicdanı şuur. ikinci şuur. Şuur böyle bir şey. Cezbe düşer zil şuur. Aa, böyle oldu mu abi? Cezbe düştü. Yani Allah'ı görünce cezbelendim. Kızı gördüm, parayı gördüm, arabayı gördüm. Cezbe düştüm. Lan ben 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 değilim. Ben sen olmuşum demiş Zeytinburnu Sporuna. Adam biz oradayken pankart asmış. Şimdi ben sen olmuşum. Beni bende arama demiş adam. Ben zaten sen olmuş. Pankart asmış. Ulan spora böyleyse Allah ne olur ya. Yazıklar olsun bana diyorum. O zaman cezbe düşer zi şuur. Yani o cezbe hali şuur hali. O sokaktaki mesut değil. Niye düşermiş? Zülcemal görünse. Demek Zülcemal görünse cezbe düşer zi şuur. Buna delil de, de bak delil neymiş? <laughs> Metni okuyorum. Bir vacibül vücuda sahibi celal ve cemal şu fıtrat-ı kat-i şehadet meab. fıtrat olan vicdan bak yani şuur ama şuurlu olduğunu biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekten, peygamber peygamber olduğunu bilmekten ben varım. Var olduğumun varlığının bana getirmiş olduğu ve bu varlıktan hasıl olan Varlık farkındalığını ve bana as olan lezzeti lezzetini düşünün. Mukaddes değil. Bak varım diyebilmek var ya. Kör ol, topal ol. Hiçbir şey olmasın. Ben varım diyebilecek bilmek kadar bir şey nimet bilmiyorum. İmandan da öncedir bu. Zaten bunu bilmenin e, fiili mukabele etmenin adıdır iman. Ben varım. Bak ben varım. Ben yoktum, yaratıldım. Olmasam ne olurdu? vücuda çıkmasaydım Adem'e düşerdim. Yani var olma olduğumun farkındalığına verilen cevap imandır. Var olduğumun farkındalığıyla verilen şükür yani verilen dışa vuruşu imandır. Var oldum. Acayip bir şey. Adam yaşadığın farkında değil ki iman etsin biliyorsunuz da hayatı gösterendir. Evet kendisi. Bir şey olmalı karşındaki. Seni sürekli var Öldüğünü. Küfür imana hizmet eder. Ölüm korkusu, ölüm korkusu. Hayat anlamlandırır ya. Allah aşkına kaldırın ya ölüm korkusu olmasın. Biz yapar mısınız? Bu yaşanır mı bu hayatta ya? Neyin değerli, neyin değersiz? Nereye kıymet vereceğim? Gidecek miyim? Ne namaz kılarsın Ne derse gelirsin ya? Fok balığı gibi yatar durursun. E ne olur? Hayatı. A bitti. Mesela şöyle. En büyük mucizelerden bir tanesi diş ağrısıdır, vücut ağrısıdır. Niye? Sana alan veriyor. Ağrı olmadığını düşün. Diş çürüdü, gitti. Aa! Ağzımdan çıktı. Ufak bir ağrı olsaydı gidip tamir ederdim. İmansızlık da ne kadar ağrı ki iman ediyoruz. İmansız korkunç bir şey ya. Kardeşim imansızlığı Allah kimse hissettirmesin. Peki adam niye hissetmiyor? Adam niye hissetmiyor? Örtmüş kendisini. Gitmiş. Gitmiş. <laughs> ee, diyor ki Zişur Fıtrat olan vicdan Vicdan zişur Sahibi celal ve cemala Kati şehadet mi vicdan Ama nasıl bir şehadet abiler Aklı seviyede değil bu Allah'ı görüyor. Diyor ki bak. Kalem. Ben seni görüyor. Sen de zaten gördüğümü görüyorsun. Ama benim gördüğümü de sana ifade etme ihtiyacını diyor. Sen hafızsın ha. Adama hafızsın demeyle hafız olmuyor. O da yeni hatırlamıyor. Zaten hafız olduğunu biliyor. Ama diyor ki Risale'de hafız olduğunu ben de biliyorum. Ben de diyorum ki karşıya ya Rabbi sen Allah'sın. Sen Allah olduğunu sen zaten biliyorsun. Ama Allah olduğunu ben de biliyorum. Senin Allah. Ne kadar keyifli bir şey ya? Acayip bir şey ha? Acayip bir şey abi ya. He? Çok doğru. Bir de şu şunu söylerdiniz ya, o da çok hoşuma gidiyordu. Mesela ben diyorum ki size elma. Elma deyince sizin kafanızda bir şeyler canlanıyor, misbeler falan. Allah'ın elma demesi, elmayı vermesi. Bir daha. Bak, anladınız mı? Bir daha bir daha. Allah. Elma diyor ya. Heh. Elma demiyor. Elma elmayı veriyor. He. Evet. Anlatabildim mi evet. abi? Evet. Rus'a da yani. şeye de herkese vermeyi veriyor. Yani elma yani. demeye gerek yok. Elmayı veriyor. Elmayı veriyor. Elmayı veriyor. Yani <laughs> öyle tamam. Bizden sana sınırl diyorlarmış abi hadiste. Evet. Aynen. Şimdi bak. Ey kardeşim sen hafızsın. Risaledeki risaledeki bu misal senin hafız olduğunu sen zaten biliyorsun da ama benim bildiğimi de senin bilmeni istiyorum. Bak şimdi. Benim bu senin hafızdığını bilmekten bana keyif verdi. Mesela bir yakınım hafız oldu, yeğenim. Çok sevinirim ya. Ama o daha benden önce sevinmiş ama benim sevinmemden ayrı bir sevinç alacak o da. Aynı bu kanunla <coughs> ya Rabbi. Sen Allah olduğunu sen biliyorsun zaten. Ama senin Allah olduğunu benim biliyorum. Bildiğimi de bilmeni isterim. Peki ben buradan gönderdim mesela. O bana nasıl mukabel eder? Bana bir adım atana ben bir adım atarım demiyor ki. On adım atarım en az. Sevabla. Şimdi Ya Rab sen Allah'sın demekten hasıl olan lezzeti ben ezberden söyledim. Ama bana neyle cevap verdi? Misal için söyledim aldı. Kalbim doldu gene. Sen Ya Rab Allah'sın demeyin. İstersen de bak. Ya Rab sen Allah'sın biliyorsun ama seni bildiğini zaten biliyorsun ama benim bildiğimi de bilmeni istedim. O zaman Allah da huzurla cevap veriyor. Evet. Yani Allah ne kadar mütevazı, ne kadar hoş bir şey ki bizim seviyemize kadar tenezzül edip kendisini bizde ifade ediyor. Bizde bize ifade ediyor. Bizde bizi, bizde kendisini ifade ediyor. Bizde, bizi, bizde ...bizde ifade ediyor. Ettene zülat-i ala okulil beşer. Allah insan seviyesine inmesi, onu tenezzül etmesi merhametidir. Bu saatte tuttu pazar günü seni şimdi şapar mı ya? Zil şuur. Bak zil şuur. şuur. oldu değil mi abiler? Dimağındaki şuur neydi? Yedi tane subuti sıfatı tencereye koy, tayin pekmez e, ta tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikadı karıştır bütün selliği koy. O birinci şuur. Ee, i̇rade, zihni, slatife, rabbaniye. Karıştır, 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 karıştır. Eylemleriyle. İbadetullah, marifetullah, muhabbetullah, müşahedetullah. Karıştır bütün selliği ikinci şuur. Yani bu kadar kolay söyledik ama bu şuuru bilmek için İrfan şahit buna. Kaç sene verilmiş değil mi? Bu denebilmesi için. Öyle niçin söyledim? Öyle biz panda söyledik diye öyle bir sıradan zannetmeyin onu. Ee, vicdan fıtrat-ı Niye? Çünkü daima pür şarşağı perdesiz Zülcemal göründüğü için. Evet. Perdesiz Zülcemal devamlı gözüküyor şeyde vicdanda. Acele etmeyeceğim. Bu vicdanı çiğnemeyeceğiz ya böyle. Yani, yani, evet. De şey, hayır, Cemal. O, bir İkisi. Celal, cemal de dedi. O zaman şuur olmaz. Celalsız, Cemal, Cemalsız, Celal. Ama öne çıkan nedir? Cemal. cemal. Galip. Niye bir daha söylüyorum? Niye vicdan fıtrat izi şuurdur? Fıtrat yani asıl. Çünkü daima pür şaşa, şaşalı, perdesiz, Zülcemal devamlı görünüyor. Allah devamlı orada tobe tobe aktif. Abi. Online. Online. Hasan abi perdesiz değil ben ne anlıyorum biliyor musun? <gülüyor> Online. <laughs> perdesiz değil <laughs> ne anlıyorum? biliyor musun? He, ne anlıyorsun abim? Söyle, Söyle abim. Şimdi perdeyi Tuhaf oldum ya. Perde. Online Allah devamlı. Perdeyi Hasan abi örten olarak değil gösteren olarak perde <laughs> bu. Evet. Şimdi bir perdede yansıması var. Bir de perde de yok. O oluyor. Şey Sıpkatullah ya. Evet. Orada oluşuyor. Bir de ileri gitme de şöyle bak. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> şöyle yap. E, Latife Rabbani Allah görüyor ki buradan konuştuğumuz için. Oradan bakınca Latife Rabbani de yok. Hmm. Öyle bir şey yok. O ta'yüme teşahhusi. <laughs> Taayyüme -te Oradan bakınca sen ki. yok Yok. Evet. Hiçbir yani şey. Bir efsane bir efsane. <laughs> şimdi nerede? Bak şimdi. Ben neredeyim? Binada hepimiz. Neredeyiz? Binadayız. Anavutköy'deyiz. Anavutköy İstanbul'da. İstanbul İstanbul'da. Yana. Aynı bunun gibi biz esmanın cil ve cemanındaki sanatı mıyız? Evet. evet. Esmanın böyle Yani biz donmuş esma mıyız? Evet. E geç arkaya sıfatız, sıfatız geç arkaya e, şunatız atıyız. Biz neredeyiz ki? Böyle bir şey var mı? Biz Allah'tayız. Biz, Allah bizde biz bizdeydik, biz bize geldik. <laughs> Bizi bizden mi sorar? Adam biraz haklı şöyle aklıydı. Bak bizden olmayanlar, deli gafurlar olmazsa benim kitabım okumasın. Tamam. Nereden konuştuğumu buradan bakarsam ağaca kökten ayrı tepeden bakasan ağaca ayrı abe gafil diyor ya. Yani. O vicdanla batına bakıyordu ya. Konuşmaların batın eksenli oldu. Evet. Hani batın eksen hak eksen, doğru eksen ama e, adetullah çıktığımız zaman dersten o durma o sililmez o zaman ne elde ediyorum ki onunla itikat edeceğim iman edeceğim onunla düşüneceğim ama e, ihtiyarımla adetullaha ağacı dikeceğim arabayı doğru kullanacağım hız yapmayacağım vesaire yani gerektiği gibi oranın sahibi olman batına hakim olmanın özelliği pilot gibi yapmayacağım Diyor ki pilot abi, Ahmet abi diyor ki gözüm diyor Bulat'ı görüyor oradayım bir anda diyor. Arabaya diyor uçağı bırakıyorum pistte diyor uçak servis veriyor. Arabaya binince diyor bizde çok tehlikeli diyor. Gördüğüm yerde arabada olmasını istiyorum diyor. İkinci bir tehlike bir tanesi Rize'de birisi gelmişti bana. Dedi ki başkan getirmişti. Biz diyor film oynuyormuş çok çeşitli yerlerde oynadık gerek yok ismi. Ona Biz diyor kişilik ve kimlik kayması yaşıyoruz dedi. Bize normal bakma hocam dedi. Çünkü niye e, filmde diyor bir sahne olması için belki günlerce o oluyoruz ama ben o değilim. Zorlanıyorum ki ne kadar o olursam fikrem, hissem, de, mimiklerle ancak o konuşmayı yapabiliyorum. O, o oluyorum günlerce diyor. onun provasını yapıyorum. Ondan sonra o film bittikten sonra ben 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 nasıl olayım ben? Onu zannediyorum yine kendim diyor. Onun için e, onlara pek güvenilmiyor yani kişi. E, çok tuhaf yani kardeşim e, ee, öyle. Buna iki delil var. Biri şahidi o cezbe. Allah'a Allah olduğuna nereden biliyoruz? Çünkü Latife Rabbani ancak cezbe yani müşahadetullah ile aktif olur. Aktif mi? Müjde size, müjde bize. Allah'tır o, o onun dışında bir şeyle cezbe olmaz. Allahsız Vicdandaki Latife bana aktif olmuyormuş abi. İstersen kadın ikesinden para, istersen makam, istersen cennet. Cennet de olsa olmaz. Bana seni gerek seni. Bu olmuyor. Cezbe düşmezmiş. Düşüyor mu böyle? Oh. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. malikin yevmiddin. O işte. Başka olmaz. Ya şeytan aldatmasın. Onu nereden biliyorsun o olduğuna? Onsuz o olmuyormuş. 16 anahtar kilit böyle. Şahit oluyorsun değil mi? Abi? Şahit oluyorsun. Şahit olmadan şahit olunur mu? Abi? E i̇şte o, o, olmak için oluyorsun zaten. Kendini ortadan kaldırmadan şehit olmadıkça şahit olunmaz. Mesela savaşta niye şehit oluyor adam? Yani kendisini ortadan kaldırdı. Ümmetçi ruhu. Kendisi için yaşamayan ancak şehit olur. Şahit oluyor olaya, dine, imana, ahirete Sonra şehitlik bir şey değil artık. Şehitlik ve bırakılıyor ya. Ş şahit olmak zor. Subhaneke ya şehit talite ya şahit ecirne minen nari biafike ya rahman. Diğeri şahidi ise hem diğeri incizap. Devam ediyoruz daha. Çekilerek ve çekerek vicdan zişur sahibi oluyor. Yani şuur iki yönlüdür abiler. Çekilerek çeke, çekerek. İkisi tek olunca züşür olmaz. Hem çekiliyor hem çekiyor. Nasıl mündemiştir peki soru? Na, yani nasıl gömülü? Hem nasıl ki geçmişin hatıraları. Şimdi örnek. Nasıl mündemiç? Yani cezbe ve incizap. Çekiliyoruz, çekiyoruz. Anlıyor musunuz orayı? Yani nasıl bu konmuş? Nasıl olur? Bir örnek var mı? Hem nasıl ki geçmişin hatıraları ve geleceğin fikirlerine gidince insan hem nasıl ki geçmişin hatıraları ve geleceğin fikirlerine gidince hem dimağımız hem vicdanımız hem de kalbimiz aktif olduğu gibi. Bir daha geç nasıl ki geçmişin hatıraları geçmişin hatırana geçmiyor muyuz? Geçiyor. Buraya gelin ki geleceğin fikirlerini Mesela ben buraya dükkan açarsam temizlik dükkanı. İşlenmiş demez mi fikir? O oluyoruz hop olmadan oluyor. İçine giriyoruz. Aslında bizden önce oluyor zaten. Geçmişin hatıraları, geleceğin fikirleri gidince hem dimağımızda hem vicdanımızda hem kalbimizde aktif olduğu gibi. Baha olmayan şey varmış gibi aynı olmuyor mu? Geleceğin fikirleri, geçmişin, geçmişin şeyleri, hatıraları. Hepsi aynı olmuş gibi. Peki öyle bir vicdan düşün ki, öyle bir kalp, öyle bir kalp düşünün bak. Geçmişte gelecek de aynı yerde. İkisini beraber yaşıyorsun. Zaten öyle de. Siz oraya dışarıdan bakarken anlamıyorsunuz. Evet, zaten öyle. Zaten öyle. Aferin güzel söyledin bugün. Zaten öyle. Aynı bunun gibi. Vicdanda da cezbeyle incisap böyle. Hem geçmiş hem gelecek. Nokta istirat, nokta istimnat. Devam ediyor örneğime. Vicdanda da noktayı istinat ile maziye, bak vicdanda da noktayı istinat ile maziye, noktayı istimdat ile istimdat ile istikballe aktif oluyor vicdan. Vicdan aslında altı yol kavşağı gibi. Böyle gidiyorsun ya abi otobanda. Geri dönemezsin. Sağa gidemezsin. Sola da gidemezsin. Altı yol şey kavşak geliyor altı yol. İstediğin yere gidersin. O altı yol nedir? Yol değil yolları gösterdiği için kendisi yok. Her şeydir. Altı yöndür. Ha, vicdan öyle bir sistem ama yok. Cezbede, de inci, incizapla cezbede hep aynı orada olduğu için onu konuşmak için konuşuyoruz. Evet ama dimağa fikir cihetiyle. Fikir cihetiyle. Dima'da ne var? Her şeyin sureti. Burada ne var? Her şeyin kanuneti. Aynı şey diyeceksin Akıl, kavşaktır. Neyin? Altı tane yön var. Her şeyin sureti dimada, her şeyin kanuneti vicdanda, hakikati kalpte, mahiyeti ruhta. Her şeyin altı yolu, altı yönün sureti dimada, kanuneti vicdanda, hakikati kalpte, mahiyeti ruhta. Aynı şey diyorsak isabet edilmiş. Çünkü suret ve Kanuni. Bir oradan bir şey yapıyorsun, buradan kırpıyorsun. Bir öyle bir ders mi olur? İkide bir her şeyde ortum dedi. Yani sabit bir ölçü yok. İşte bu formülden sonra Cenab-ı Hak bu Cenab oturdu. Ne güzel söyledim. Dimada da böyle diyorduk. Evet. Ama nesi iyiydi? Sureti Kur'an mahluk değil. Adam ömrünü vermiş. Ahmet bin Amel şehit ettiler. Ama önümüzde kitap var. Adam öyle demiş. Mürekkep var. Bu sureti. Kanuniyet insanda hakikati, esmanın bütünlüğü yani şeyi ise e, kelam sıfatı, manyeti ise Allah'ın sıbıtı sıfatın kelam sıfatındadır. Gördün mü? Mahluk değil. Ama mahluk var. Ama bu, bu formülleri ellerinde olsaydı ne kesen kesilecekti ne de kesilen kesilecek kesilmeyecekti. Kesen de kesilen de olmayacaktı. Sureti, kanuni, hakikati formül edilmesi lazım. Adam Diyor ki ha kitap diyor nasıl mahluk değil diyor. O da diyor ki bu Kur'an bu değil. Nasıl nasıl değil ha işte bu sureti kanuneti sende. Hakikati de başka, maniyeti de başka. Aa ölüm tamam bak. risale işte. Sonra vicdanda da noktayı istinat ile çünkü akıl noktayı istinat ile çalışır. Allah ile çalışır. Akıl ahiret ile noktayı istimdat eder istinat ile bir tanesiyle maziye bir tanesiyle istikbale geçer. Mündemiştir. Ne demek mündemiş? Dürülüp sarılan, içine sokulmuş olan, lugatını söylüyorum. İçine alınmış olan yani vicdanda hem cezbe hem de incizap mündemiş. Hem nokta istinat hem nokta istimdat. Hem cezbe hem incizap. Bu cezbe ve incizap akılda yok var bu şekilde değil. Fikir ve e, şey düşünceler akılda derdik tefekkür ve düşünceler. Kafirde düşünce vardır tefekkür yoktur. Çekilme nispetinde şuurlu cezbe düşer zişur ger zül cemal görünse yani şuur celal ve cemalin insanda ceminin bütünlüğü bütünlüğü kadardır. Görüyor musun? Bu şu bunu yaz abi. Şuur e, vicdandaki celal ve cemalin cem ceminin bütün bütünsel halidir. Yani celalde cemali görmek. Bir daha celalde celal, cemali cemalde celali görmektir. İkisinin ikisinin iki zıttın ceminden ki sır sahibine zişur denir. İkisinin cemi. Ya. Abiler Celal de Cemali bir daha Cemal de Celali cennette cehennemi cehennemde cenneti Cemal de Celali Celal de Cemali görebilmek şuurdur. Çok acayip. Şuur öyle olur da tek yolunu bilmek olur mu? Şuur mesela ak aklı fikri var ama ona ait vicdani tarafı yok. Ya demek ki kafirin ikinci şuuru yok, ikinci niyeti yok, ikinci ihlası yok. Kafirde ihlas var, öyle demiyor mu İrfan? İhlas sesinde diyor ki, onlarda da ihlas var, batılda da ihlas var. Aklı ihlas. Ama ikinci ihlası yok. Görmek ne demek? Onların Abi, ne, anladınız? Ne anladınız? Ben öyle anlamadım abi. Yani Celal'de Cemali, Cemal'de Celal'i görmeyi... Onları yapıyor, <laughs> zan ortadan kalkıyor. Ee, zan <laughs> her zaman var olur da sureti kalkıyor kardeşim. Ha, kalkıyor. Tabi e, dün akşamki zende zan sureti dimada kardeşim. Hep sureti Ama kanuneti vicdanda. Artık suret yok orada abiler. Şimdi suret konuşmuyoruz. Kalıp malıp yok artık. Delili nedir? Şu anda yaşadığın hallettir. Şu andaki hallete akıl değil. Siz de müşahede ettiğim, siz de ona şahitsiniz. Şu anda halletiniz var ya böyle. Şöyle. <laughs> evet. O o akıl değil işte. Şu anda akıl değil. Kimdir biliyor musun? Avcı gibi. Böyle tüfekle beklersin ya. Köpeği kovaladın da. E, bıldırcın kalksın ki atayım. Ama yakalıyor. Şu anda avcı gibi bekleyen vicdan. Kapsın. Bakayım ne haberiniz yok. Şöyle vicdan neyi bekliyor biliyor musun? Allah aralasa aralasa. işte şu anda ol, pek istemeyin de pat diye böyle duruyorsun ya. Bir anda aralansa oraya dahil oluyorsun. Aklı muhakeme her şey bitiyor. İşte metsub divane gibi olabiliyorsun. Aklı yoksa orada. Onun için pek istenilecek bir şey değil yani. Öyle durduğun zaman böyle bağırıp çağırırsın. Allah diye bağırırsın. Mesela Allahsın çığırırsın. Oradan çıkmak için çok zordur. İyi bir şey değil yani. Zayıf adamların işidir. Yani Allah coşuyor. Vay ne iman. Kimisi de İmam Gazali der ki deniz gibi olma diyor. Düşeni diyor sahile atar. Göl gibi oluyor diyor. üstünü kapat. Ona sahip ol. E, gölün içindesin. ömörtmüş Deniz ise attı dışarıya.

Hepsi oluyor. Zaten miracın hakikati budur biliyor musun? Miracın hakikati neymiş? Ne diyor biliyor musun Lugat? Şu orada Risale'de. Enfusi alemindeki seyir, seyrinden ibaretmiş İma, şey, miracın hakikati. Bir, bir de söyler misin abi? Merakibi kemalatta seyir sebebinden ibaret diyor Ya. <laughs> Zişuru mu dedi bir dakika? Ha.

Hep ben geldim ben geldim. Bir de sen gel dersin de değil mi? İşte 506 sözler İshat-ı var. O alemlere fikirle, hissen gidiyorsun ya misafir. O alemler de vefasızlık yapar mı? i̇ade ziyaret ediyorlar. Hazretleri bir gün ziyaret etmiş, bir gün de Allah'ın da <laughs> Bir yere desen derler ki. Çok da yazıyor. Ya Allah Allah. Sen Gene çık yukarıya bilgisayarın şarjı geldi tak. Adam mı? Gidiyor. Ben mi ayarlayacağım? Çünkü a kardeş a her taraf yanıyor şimdi. Yok, yok. Her taraf yanıyor. Bu, 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 bu bile dayanamıyor. Şey, abi? Yok. Sizin şey, abi Allah mükemmel cennet etsin. Hem yani radyosu misali Bu, bu, bu da sizin radyonun <laughs> oldu. <gülüyor> Şey böyle e, sağa sola bir şeylere takılmasam o gittiğim gibi gitsem zannediyor ki dengesiz ha tamam mı? Evet. Ben neler yaşadığımı ben bilirim. Ee, diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam La Teşbihü La Temsil 15'in şu anda, alemi gaybi alemi şahadete taşıdı diyor. Burada berza olmak ve vesilelik noktasında o kadar acayip bir şey ki deliliğe vermedikçe o çıkamazsın deliliğe ben deli olacaksın. o kablanı Ne yaptın ben? Ne genc ses geliyor? Ne şey yapıyorsun? Çıkınca öyle bir şey ne olursa olsun. Altında bir tuhaf kaçamak yer arıyorsun. Kısacası adeta istemiyorsun daha ileri gelmesini, daha ileri gelmesini istemiyorsun. Yapamıyorsun çünkü daha olmuyor. Kontrol edeyim. Ne ne oluyor? Ne hissi kalıyor? Ne duygu kalıyor? Bir tuhaf, boşta düşüyor. Yani sizde de olur böyle, boşta düşünce. Ee, bu Furkan ne bir adammış falan? Kaçıştır, kaçış olmasın belli. Ha, öyle. (gülüşler) <laughs> Kamera da bitecek, <mı> <laughs> kamera da gidiyor, da dayanmıyor. Diye. <laughs> Bilmiyorum ne oldu. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Şimdi biz hadi hadi bismillah tekrar. Böyle yeni yeni olmaz olmuyor, yapamıyorsun ya. Yani. <laughs> olmuyor. Ha, şimdi bak yenilendim. Bu manaları bir vesileyle dışarı çıkartmayacak mı? O bilim insanları dedi ki sema dünya semasına bulut gibi olur. O manalara radyosu kim açıksa <laughs> Allah çıkartıyor. Şu anda kimin radyosu açıksa onunla çıkartıyor. Bak o kadar acayip bir tabir, o kadar acayip bir tabir, o kadar acayip bir tabir ki üç defa söylüyor. Peygamberimiz için diyor, On, el üzere 15. şuada alemi gaybı alemi şadete taşıdı. 125 şualarda da ne diyor biliyor musun? İnsani berzahtırlar diyor. Burayı, burayı oraya 121. 121. <laughs> 121. Burayı oraya, orayı buraya taşıyan berzahtırlar. Allah onunla ifade ediyor. Onu da 17. sözde memerdir diyor. Su borusu <laughs> dereyi buraya taşıyor. Aynı boru da buradaki enkazı dışarıya taşıyor. Memer, geçit, geçit. Memer geçit demek. Onun memer olursun yani. Sen bir mezitin yok ki. Borunun şahsiyeti mi arttı suyu ben getirdim diye. Aynanın değeri mi arttı güneşi ben gösterdim diye. Ya, aynı. Ama küfrani nimet de edilmemesi lazım ki onunla bize şu şu an geliyor su geliyor. Yani bak ne kadar her şey değeri bir şey diyor. Ya seninle ne var lan boru? O zaman gideceksin kazanla ee, evet. sen dereden sen su alacaksın. Evet. Veya güneşi sen buraya taşıyacaksın. Aynı olmasa evet. Vicdandaki bu bunu bitirirsek bu sayfayı şeyi herhalde bitir şey yaparız. Çünkü ötekisi kaç sayfa biliyor musun? Bir metni üş, üşenmeden göstereceğim size. Bir sayfayı geçe şey yazılmış, metin yazılmış. Hemen bir arkası göreceksiniz. Ama ben bu mevzuyu bitirdim keseceğim. Namaz kılacağız. Vicdanda, vicdandaki tecelli aynen böyle cilvedir. Bak <laughs> nasıl bir cilvedir? Yani celali cemalde cemali celalde göstermek. 24. sözde zaten başında bunu anlatıyor. Celalde cemali cemalde cemali görmek Kemal'tır. Vicdandaki adı da zişurdur. Eee akıldaki kemaldır. Vicdanda da şuurdur. Erdinç. Şuur kemale eriyor. Evet. Celalde celali, cemali, cemalde celali görünce şuur kemale eriyor. Ki eriyor. Onu dimada böyle ifade ediliyor. Yani kemalat budur. Celalde cemali. Cemalde de cemali görebilme. Melekesi kemal adam. Vicdandaki tecelli aynı böyle cilve, cilvedir. Ki incizap ve cezbe ile iki Mustafa canı vicdanda nokta istinat ve nokta istimdat iki mucella camdır yani bu yeşili ben benim şeyim yani ne demek iki mucella cam iki muce, e, Mustafa canı yani hayat veren bu vicdana iki noktadan hayat alıyor <laughs> can ne ne nokta istinattan ve nokta istimdattan İki mucella parlak camdır. Akseder içinde cemali laezali hem hem de nuru imani. Mucella parlak cilalı demek. Musafaz safileşmiş, temizlenmiş, süslenmiş. Canı candan sevilen demek. Vicdandaki cezbe ve incizapla e süslenmiş. Bak vicdanda cezbe ve incizapla ne olmuş, süslenmiş, saflaşmış güzelleşmiş parlak camdır. Bu iki özellikle, iki özellikle akseder içinde cemali layezali hem de nuru imani. Ne gözükürmüş içinde? E, cezbe ve incizapla cilalanır vicdan. İçinde ne olur abiler? Akseder içinde cemali layezali hem de nuru imani nuru imani İman değil bu imanın nuru o cemali la yazali Allah Allah Ama nasıl bu kadar nasıl anlamış nasıl ifade etmiş ki Lem'at'ta şu kadar sade bir cümleyle ifade etmiş Anlamamış abi. Yazdırılmış. Anlamaya evet. çalışmış hayatı boyunca. Evet vallahi evet, inanıyorum ben buna. Evet, evet. Çünkü bu bu kadar vecize bu biz konuştuğumuz şimdi saat 10'da başladık. Şu anda 17 dakika sonra 4 saat olacak. Bunun yarım saat yemeğini çıkar. buçuk saat. Yani çok tuhaf ya. Şu an tuhaf. Yani şey için söylemiyorum. Ya bu nasıl bir laf? Celali cemalde, cemali de celalde görmek. E, vicdanda şuur, e, kafada, akılda kemal oluyor. Aynı şey vicdan şey kalbe taşır iman oluyormuş. Allah Allah. Aynı şey yukarıya kemal oluyor. Vicdan da şuur oluyor. Kalpte iman oluyor. E vicdan şey ruhta ne oluyor? Uçak pisti olur ki oluyor ki uçak insin diye Allah orada taayyum ve teşahhus ediyor. Aa sana pist. 24. sözüyle anlattım işte. Şey, abi kesiyoruz burada. Diğerini göstereyim ben size. Bu sayfa bitti. 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 Atıf yapmış ama atıf okumayacağız. 222'de atıfı varmış. 222'yi bir bakayım. Ne varmış ya, o? Şey yani. O çok güzel bir yer ya. He. Yani okumamışız. E, ee, i̇sterse. bu gelmişken onu da okuyalım şunu. Ee, e, sizde bu sayfa yok. Yani şu şu kadar bir şeydir. A göstereyim size. E, ee, şu kadar. Ee, bir, <laughs> çek bunu hemen e, şey yapayım. Çünkü atıfı yapmış. Bir de bu tadı bulamayız. Abone olmayı, çek abi. Muhakimat 119. Kalbinde noktayı istimdat, noktayı istinat ile vicdani beşer... <laughs> Daha beşerin vicdanı ha, insanı değil. O e, şuura şura dönüşürse insan oluyor. Şu anda beşer. Sani, bak unutmayın. Öyle ustad vicdanı beşerle vicdan anlaşılacak değilse niye bir kelime fazla ekledi beşer koymuş? Daha ham hali. Zıtların cemi celal celal. Celalde cemal cemalde cemal. Karma da. Ha? Çünkü beşer şerlerle dolu. <laughs> hayır ve şerlerle. Cami lezdattır beşer. Ne kadar sıyrılırsak insan oluyor. Vicdanı beşer sani unutmamaktadır. Beşer. Eğer çendan dima tatili eşkal etse de. Dima. Ben teneffüse çıktım. Allah ile alakayı kesse de vi, bak vicdanı beşer demiyor şimdi. Vicdan edemez. Ama vicdanı beşer eder. Ama vicdan edemez. Etse de vicdan edemez. İki vazifeyi mühimme ile meşguldur vicdan. Ne varmış o? Bir, iki tane vazife olduğunu burada da teyit ediyor. Vicdanda iki tane latife var. Cezbe ile nokta istinat, incizap ile nokta istimdat. Kalpte nokta istinat ve nokta istimdat da var. Nesi var kalpte? Hakikati var. Vicdanda ne var? Kanuniyeti var. Dimada neyi var? Sureti var. Ruhta nesi var bunun? Mayiyeti var. Kalpte noktayı istinat ve nokta istimdat var. Kalpteki <laughs> bu iki sistemle kalpte nokta istinat ve nokta istimdat hakikati ile vicdanı devamlı besliyor. kalp vicdanı besliyor. İkinci bir manası ne demek? nokta istinat akıl vahiy ile nokta istinat nispetinde akıl vahye bağlılığın kalitesi mesela internete bağlandım wifi ile. bir tık üç üç tık yedi tık. tamam? ha Akıllı vahye bağlama internet gibi uyduya bağlamak gibi Nokta istinat ne kadar kuvvetliyse bağlıyor. Aklı vahye. Nokta istimdat da vicdanın e ebed ve bekasına cevap ile yani incizap ile yani vicdan cezbe ile Allah'a incizap ile ahirete bağlıyor. İnternet bağlantısı gibi iki taraftan. İkisinin cemidir kalp. Kalp kalbin bir ayağı dima diğer ayağı ise vicdandır demiş. Burada nokta istinadı noktayı istinadın da sureti kanuneti yani vicdanla kalp mukayese yapıldı burada. Vicdanda iman yok. de bağırdı. Ne diyorsun dedi. Evet. Vicdanda çünkü vicdan iman kalpte. Hakikatı mahiyeti ruhta, kanuniyeti imanın, vicdanda, imanın sureti limada. Ama sift ima her şey orta. Yani böyle basit zannediyorsun imanın suretiyle. La alemi şahadet sureti ya ahiretin. Alemi gaybin sureti. Basit bir yer mi? Vicdan müşahede olduğu için, gaybi olmadığı için. <laughs> Bak bir daha. Bu alemi şahadet o kadar değerli ki, o kadar değerli ki Alemi gaybın sureti. Tenteneli perdesi olmuş. <laughs> Biz, de Biz de tam onu konuşuyorduk. <laughs> Öyle mi? Vallahi onu konuşuyorduk. Allah Allah. O kadar kaliteli bir yer ki burası. Dimasız vicdan, vicdansız dima. Birisi köp kör, birisi sağır. Birisi topal, birisi şey Allah Allah. Ama iyi ki bunları bu konuşturtuyor. Son şey bitti. Bak bitti. Sevdirtmese sevemezsin. İstetmese isteyemezsin. Arzu etmese arzu edemezsin. İman ettirmese iman edemezsin. Huzura kabul etmese başkan huzura çıkamazsın. Sırınca bizi dinlettiren, isteten, iştiyak veren, arzu ettiren, cezbe incizap ettiren o zat-ı vacibül vücuda eşyanın, eşyanın, şeyin sıfatları, itibari ve nisbi hakikatları adedince hamdü senalar olsun. Amen. A peygamberine, al ve asabına, ezvacına, etbağına, evladına, cem ve iman edenlerin evladı iallerine, kainatın zerratının ve mürekkebatın sıfatları adedince hamdı senaları ve rahmetleri onların da üzerine olsun. Bereketleri de onların üzerine olsun. Allah Müslümanlardan razı olsun. Müslümanlara ya Rab yardım eyle. Müslümanları kendisiyle ve kardeşiyle imtihan etme ya Rabbi. Evladıyla imtihan etme ya Rabbi. Evlatlarımız da bize imtihan etme. Allah'ım evlatlarımızı İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir. Bu hakikati bize sen istettin, sen yaptırdın, biz iman ediyoruz. Ama sen Allah olduğunu sen biliyorsun ama ben de biliyorum senin Allah olduğunu. Bunları sen gösterdin, bu saatte bizi tuttun. Bu surettir. Bizi kanuniyetine, hakikatine, mahiyetine erdir ya Rabbi. Bizi onun huzuruna. Biz de böyle muamele ettiğin gibi. Bu suret. Suret hakikatsız, hakikat suretsiz olmaz sırınca hakikatine erdir ya Rabbi. Allah'lığın hatırına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbi unvanı olarak, Rabbi olmak sıfatıyla, Ya Rab, İbrahim Aleyhisselam'ın tefekkürü, Musa Aleyhisselam'ın tenzihi, İsa Aleyhisselam'ın teşbihi, Adem Aleyhisselam'ın dirayetinin hürmetini, Ya Rabbi bizi afeyle bizi kendine kul kabul eyle, emanetini kabzetmek, zamana kadar bize emanet kıl. Ya Rabbi, bizi ölümü eceli tattırma bizi şehit et ya rabbi bizi kendine şahit ve şehit yaparak Allah Allah bize hissettirme ya rabbi bunu bize söylettin vermek istemeseydi istemeyi vermezdi sırrınca bana bunu bize bunu istettin Allah'ım bize ölümü hissettirme bize onu gösterme bizi terhis et ya rabbi Allah'lığın hatırına Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri, kıymeti, mahiyeti, hakikatı hatırına ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Allah'ım ne diyeceğimizi de nerelerden sığınacağımızı da bilmiyoruz. Ama bileceğimiz şu. 124 bin peygamberin istediğini istiyor. 124 bin peygamberin de sığındıklarında da sığındırıyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Onların hürmetine, arşın hürmetine, Kur'an'ın hürmetine dualarımızı ismi azamın ismi azamın hatırına, Kur'an-ı azim hürmetine, Resul-i Ekrem Selamın vesselamın şerefine kabul eyle ya Rabbi. Ve Risale'nin kutsiyeti adına kabul eyle ya Rabbi. Ve davahum en Rabbil alemin. El Fatiha Allah bizi birbirimizsiz bırakmasın. Allah'a razı olsun. Tamam. Çok şükür. İste isteyerek akla olacak şeyler değil hiçbirisi. Değil Hiç. Evet. Değil ya.